Ses görüntü var mı arkadaşlar? Selam, hoş geldin. Tamamdır. Bakalım, umarım bugün VPN'de sıkıntı çıkmaz. Geçen yayında en son ayarlamıştık. Bit hızını artırmıştım. Sonrasında hiç sıkıntı yaşamadık. Aynı bit hızıyla tekrar açtım. Bakalım, bu yayında sıkıntı olmazsa demek ki bit hızını biraz yükseltmek gerekiyor. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Kaç dakika bekleyelim, diğer arkadaşlar da gelsin. Bugün konumuz bu yapay zeka, özellikle yani ChatGPT ile ilgili bu araçların nasıl kullanabiliriz? Biraz böyle üzerinde muhabbet sohbet edeceğiz. Yine sizin de bildiğiniz başka araçlar varsa onları da konuşabiliriz. An ses gibi. Yok sanırım. Böyle donma falan da yok değil mi arkadaşlar? Sesim net geliyor. Selim, hoş geldin. Yani her şey net, böyle seste donma, takılma falan yok sanırım. Bugün arkadaşlar belli başlı araçla daha öncesinde yayınlarda da böyle kısa kısa bahsetmiştim. İşte bunları kullanın, bunlar işte güzel diye ben kendim kullandığım araçlardan bahsedeceğim. Tabii bunların dışında bir sürü farklı araçlar vardır. Yani yine YouTube'da özellikle İngilizce aratırsanız işte ChatGPT tools, AI tools, işte ne iş yapıyorsanız atıyorum. Yani mesela araştırmacısınız, genellikle araştırmacısınız mesela bunları kullanabilirsiniz. Ben genellikle işte makale ya bir şey araştırırken veya işte PDF'de mesela elinde koskoca PDF var, 1000 sayfa atıyorum. Ben bu 1000 sayfada bir bilgi işi lazım bana. O PDF'i tamamen okumaktansa seni kullanabilirsiniz. Burada yapay zeka araçlarında soru soruyorsun mesela, o direkt olarak o PDF'ten cevap alıyor. Bu şekilde ilk önce tabii herkesin kullandığı genel ChatGPT'yi nasıl kullanabiliriz? Burada ondan bahsedeceğim. Bu da bakabiliriz. Pi'yi ben kullanıyorum. Ama onun dışında genel olarak bunu işte API'ni eğer kodlamabiliyorsanız API'ni, bundan da mesela bahsetmiştik. Bunlar arkadaşlar, bu yayın yine tamamen bu tarz araçları nasıl kullanabiliriz günlük hayatımızda, bunun üzerine olacak. Ve her yayını belli bir konu üzerinde yapıyoruz. Bunların hepsini zaten düzenli yayını takip ediyorsanız daha çok fikriniz vardır. Bu yayında biraz daha ben tamamen nasıl kullanıyorum hepsini, bunlardan bahsedeceğim. Yine amacım burada hani direkt bilgi vermekten ziyade biraz vizyonunuzu geliştirmek. Yani ha, bunu böyle bir şey varmış, işte ben bunu hani hayatımda işte şurada kullanabilirim dedirtebilirsem bu yayın içerisinde ne ala, amacım bu. O sizler de geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yapay zeka sadece hocam ChatGPT değil. Şu anda yeni ve ileride daha bu GPT'ler de çıkacaklar. Ha, kesinlikle. Zaten mesela bir tane şey var. Bu şu Poi'da arkadaşlar. Şu Explore kısmında girdiğiniz zaman bir de hepsinin linkini paylaşacağım. Yayını sonradan izleyen arkadaşlar olursa da şey yapabilirler. Yanda mesela ben bunu söylerken mesela şu an bir link atacağım şu Poi'nin. Bu linklere yayını sonradan izleyen arkadaşlar da ulaşabileceklerdir. Burada direkt tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin linkini vereceğim sırasıyla bahsederken. Burada arkadaşlar eğer ChatGPT veya diğer tüm şeylerini ya bir site yapmışlar Poi diye, poi.com. Bütün yapay zeka araçlarını burada birleştirmişler. Mesela burada official dediğiniz zaman işte assistant, burası şeyin bir tane Google'ın. Ben sadece ChatGPT 3.5 kullanıyorum. Şey bile var. Biraz önce şey yapmıştım. Stable Diffusion. Stable Diffusion'a normalde sizin bayağı Python, yani bir zorlu bir indirme süreci var diye biliyorum. Ben kullanmadım. Yani çünkü işim gereği ihtiyacım yok. Çok fazla. Ama burada şurada denemiştim. Gayet güzel. Yani fotoğraf alabiliyorum. Mesela burada işte Sonic Boom yazdım. Kendi alanımla ilgili tabii biraz detay verirsem olurdu ama mesela şöyle bir fotoğraf verdi.
Yani biraz sıkıntılar var. Ama mesela şöyle bir prompt yazdım. Benim bu One Way Ticket diye bir kitabın yapmıştım. Bana şöyle bir şey verdi. Yine yani çok detaylı bakarsan ellerde falan sıkıntı var ama idare eder. Yani fotoğraf bile alabiliyorsunuz. Ama normalde siz ChatGPT 3.5 kullanıyorsanız direkt olarak buraya gelip bak 4'ü falan da kullanabilirsiniz burada. Şöyle ChatGPT powered by GPT 3.5 Turbo diye burada yazıyor. Diğerleri çünkü şey, limited access, limitli ulaşım var. Para verebilirsiniz. Yani bu siteye para vermektense eğer ChatGPT 4'ü kullanacaksanız gidip yani kendi orijinal sitesinde kullanmak daha mantıklı. Ama burada 3.5 ücretsiz olduğu için 3.5 kullanacaksanız burayı tavsiye ederim çünkü çok daha hızlı cevap alıyorsunuz. Böyle orijinal sitede mesela şey sorunu vardı. Ben bayağıdır yani ben neredeyse 6-7 aydır kullanmıyorum. Bu refer keşfedildiğinden beri. Şey oluyordu. Bir şeyler soruyorsun. Bekliyorsun mesela 2-3 dakika. Tekrardan giriş yapman gerekiyor. Seni otomatik olarak sistem dışarı çıkarıyor. Ondan sonra soruyorsun 5-6 tane. Ondan sonra işte çok fazla soru sordun deyip senin yenilemeni istiyor falan. Bayağı saçma sapan sıkıntılar vardı. Burada yani ben böyle bir ay boyunca aynı şeyi falan sayfayı falan kullandığım oldu yani. Belki 1000 tane soru sormuşumdur. Arka arkaya. Yani farklı günlerde de. O yüzden çok daha yani ChatGPT 3.5 bile kullanıyorsanız arkadaşlar bu Poe'yi tavsiye ederim. Sunuyor yayın kesik kesik. Şu an hiç drop yok. Selim. Tekrar şeyi yenileyebilir misin? Sayfayı yenile, o zaman düzelebilir. Arada küçük donmalar oluyor. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum bende şu an şey yok. Yani hiç drop yok. Sizin internet hızından kaynaklanıyor olabilir. Bu şu an sadece bilgi çöplüğü, istediğimiz şeyler harici her şey var. Evet, bir şey öğrenmek için yani yapay zeka araçları kullanmak şu an çok daha iyi. Ben Google'dan çok fazla bir şey aratmıyorum. Ancak işte güncel bilgiye ihtiyacım olursa Google'da aratıyorum. O Discord gibi bir şey mi? Selim hayır burada şey yani tüm bu ChatGPT'lerin hepsinin bir arada bulunduğu bir web sitesi gibi düşünebilirsin yani. Mesela şu ChatGPT altta prompt var. Şurada yazıyorsun. Mesela burada ne diyebiliriz işte? Normalde ne dersin? İşte bana İngilizce basit bir hikaye yaz dedin. Normal ChatGPT sana işte bu OpenAI sitesi ne yapıyorsa aynı şey yapıyor yani. Burada aynısını kullanıyor zaten. Nasıl kullandığını da şurada biraz sonra anlatacağım. Burada API yayını kullanıyor. Yani bu site aslında bunun aynısını ben de yapabilirim. Bir tane site tasarlayacaksın basit bir şekilde yani. Bir input var. Bir de output'u bu şekilde olacak ve sen arka planda API'yi kullanacaksın. Burada da biraz sonra onu göstereceğim. Adamlar da bunu yapıyorlar. Mesela burada işte sana bir hikaye deyip burada mesela hikaye verdi. Ve daha hızlı yazıyor yani burada. Ben onu fark ettim. Orijinal sesinden ziyade. Burada bir tık daha hızlı yazıyor. Sonrasında tekrardan aynı şeyi bir daha sorduğum zaman farklı bir hikaye yazıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani orijinal sitesinden ziyade bu Poe'yi tavsiye ederim. Ben donma hala var mı yayında? Ya bende sorun yok gibi gözüküyor. Şu an bak kaybedilen kareler sıfır. Yayında olan arkadaşlar tekrar söylerseniz. En son Selim donuyor yayın kesik kesik demişti. Donmadığına yapalım. Şu an iyi. Tamamdır. Sezer'de de donuyor sanırım. Sezer buradaysa tekrar yazabilir misin? Serhan sende nasıl? Bu arada arkadaşlar ben anlatıyorken farklı işte aklınıza takılan yerler varsa sorun. Yani konuyu derinleştirebiliriz. Ben nasıl kullandığımı anlatıp geçiyorum. Ama yani işte şunu böyle kullanabilir miyiz? Bu şekilde burada işe yarar mı? Tarzında sorularınız varsa mutlaka sorun.
Aslında paya bu kadar. Burada mesela Explore dediğiniz zaman farklı farklı araçları kullanıyorsunuz yani. Mesela burada neydi? Google'ın Cloud muydu? Bunu da kullanabilirsiniz. Burada Instant. Mesela burada 7000 kelimeye kadar yapılıyor sanırım. O da kullanılabilir. Mesela burada Llama diye bir araç daha çıkmış. Chat from Meta. Bunları da deneyebilirsiniz. Ya bana 3,5 işimi görüyor. O yüzden başkasına ihtiyacım olmadığı için denemedim. Onun dışında arkadaşlar bunları kullanarak hazır böyle promptlar var. Atıyorum bir önceki yayında işte şey yapmıştık. Burada Science Questions. Bilim kurgu şey burada. Kim milyon ister gibi. Mesela burada Sport. Spora girdiğiniz zaman insanlar burada şey yapmışlar. Ayrı prompt oluşturmuşlar. Mesela burada işte Van Fit Coach. Burada sen şey yapıyorsun, şu hareket nasıl yapılır tarzında bir tane. Burada açıklamalarını da okursunuz arkadaşlar. Şey var, yani alana yönelik. Mesela burada hoşunuza giden bir şey varsa buradan da direkt kullanabilirsiniz. Mesela MBA GPT diye bir şey yapmışlar mesela. Bu MBA Questions. MBA ile ilgili mesela ilginiz var, sorularınız var. Burada arka planda prompt yani bir bot oluşturmuş yani promptları falan özel ayarlar. Burada kendiniz hiç prompta kasmadan çok daha rahat bir şekilde MBA ile ilgili sorular sorup cevaplar alabilirsiniz gibi. Bu şekilde de ayrı özelleştirilmiş bir sürü şey var. Yapay zeka denmez buna. Hepsi arkada ChatGPT falan kullanıyor. Sadece promptları kendileri yapmış. Yani siz de şurada create bot deyip kendiniz böyle kendinize özel bir bot oluşturup o botu kullanabilirsiniz. Mesela burada bak bot create description var. Burada tanımlıyorsunuz. Şurada prompt. Bunu nasıl kullanabilirsiniz mesela? Sürekli aynı promptu kullandığınız bir iş varsa hep aynı promptu kullanıyorsunuz. Sadece verdiğiniz veri değişiyor. Mesela burada şey diyebilirsiniz. Yani ben mesela nasıl kullanabilirim? Gel benim için de mantıklı olabilir. Ben mesela işte hikaye çevirirken kurslarda her sayfa için 4-5 tane quiz oluşturuyorum. Yani quiz sorusu oluşturuyorum. Şey diyebilirim yani işte create a quiz, işte with 5 questions, ne diyeyim işte about the following text dediğim zaman mesela iki nokta koyarım. Bunu yaptığım zaman büyük ihtimal bu botta ben sadece hikayeyi yapıştırmam. Yapıştırırsam bana direkt olarak quiz verir. Hatta onu deneyelim ya. Burada da bot review. 3. Aynen burada ChatGPT şeyi kullansın. 3,5 bu sanırım ChatGPT direkt. Create a quiz with 5 questions. Üç şey olsun. Options. And give the correct option. Align text dedim. Böyle bir prompt oluşturdum. Sonra create bot diyorum. Bot created. Gelelim. The story interaction. Şöyle bir hikaye var. Ben bunu yapıştırdığım zaman bana direkt olarak quiz veriyor mu? Oo, süper. Tamamdır. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de kullanırım ya. Ben mesela daha önce deneme ihtiyacı hissetmemiştim. Ama aşırı mantıklı. Burada arkadaşlar direkt olarak böyle bir bot oluşturdum. Sadece prompt yazıyorsun. Mesela hikaye verdim. Direkt olarak quiz oluşturdu. Mesela ben yeni bir sayfa. Mesela bunu şey yaptım işte. Burada quizleri kullanarak şey yaptım. Quiz oluşturdum. İkinci sayfanın mesela videosunu çektim. Hemen burayı kopyaladım. Geldim buraya yapıştır. Hemen bir tane daha quiz, bir quiz daha. Oo aşırı pratik. Yani
Ya yayı yaparken ben de fark etmiş oldum ya. Bana da faydası var yaptığım yayınların. Abi bir dakika ben... Bu şey... Chat kaydı. Sezer mükemmel. Şu an sıkıntı yok sanırım arkadaşlar. Chat'i bir süre göremedim ama. Harbi süper ya. Ben şu an güzel bir şey fark ettim kendimde. Ben bunu kullanırım. Yani burada kendiniz de arkadaşlar yine şey yapın. Bundan buna benzer. Şey diyebilirsiniz yani. Başka farklı şeyler oluşturabilirsiniz. Ben her gün yaptığım şey aslında bu. Her gün sayfa sayfa işte sayfaları videolar halinde çekiyorum. Burada quiz oluşturabilirim bu şekilde. Tamamdır. Bunun dışında farklı farklı işte kendiniz bot oluşturabilirsiniz. İnsanlar oluşturduğu botları kullanabilirsiniz. Ve official dedi burada arkadaşlar klasik. Başka sitelerin işte şirketini oluşturur yapay zeka. Bununla ilgili sorunuz var mı? Koy ile ilgili. Pratikmiş biz de fark ettik. Güzel valla ben de fark ettim. Ben daha öncesinde şeydim yani. Prompt işte metini şey yapıyordum. Öncekini kopyalıyordum. Alta yapıştırıyordum. Metni böyle seçip CTRL V diyordum falan değiştiriyordum. Bayağı uğraşıyordum aslında. Yani düşününce hani bayağıdan kastım böyle 5-10 saniye uğraştırıyordu. Burada şey artık Python falan şey kodlama dili öğrenince 5-10 saniye bile uzun gelebiliyor. Burada direkt olarak kopyala yapıştır. Yani 1 saniyede halledebiliyorsun. O yüzden ben de sevdim. Bu benim çok sık kullandığım şey olacak. Üyelik istiyor mu? Hayır. Yani orası çok güzel. Yine ücretsiz. Burada normalde ücretsiz olan şeyleri burada da ücretsiz bir şeyle kullanabiliyorsun. Hem çok daha sıkıntısız yani. Burada çok fazla şey yapabilirsin. Ama mesela ne olabilir? Yapmıştık ya bir tane daha bot oluşturursunuz arkadaşlar. Şey diyebilirsin yani. Atıyorum sen hikaye okuyacaksın. Hikaye ile ilgili şey oluşturabilirsin. Atıyorum bugün veya düzenli olarak atıyorum bir ay boyunca okul hayatı ile ilgili de dersin. Mesela hani bir işte okul hayatı ile ilgili bir İngilizce geliştirsin. Veya çalışıyorsunuz, ticaret yapıyorsun mesela. Ticaretle ilgili de diyebilirsin. İşte bana çok temel seviyede İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan birisinin anlayabileceği düzeyde de diyebilirsin. Ticaretle ilgili, yurt dışından mal alıp vermeyle ilgili kısa hikayeler yazar mısın? Kısa İngilizce hikaye yaz dedin. Böyle prompt oluşturdun. Şey diyebilirsin ya. İK'yı mesela şey de diyebilirsin. Burada ticareti de şey de diyebilirsin mesela. Aşağıdaki konuyla ilgili İngilizce bir İK'yı yaz diye prompt yazdın. Gelirsin buraya sadece işte ticaret dersin. Ticaretle ilgili bir İK'yı yazar sana. Atıyorum okul hayatı dersin. Okul hayatıyla ilgili bir İK'yı yazar. Seyahat dersin. Seyahatle ilgili bir İK'yı yazar. Otomatik olarak burada şey yaparsın. Bir konuya özgü hikayeleri de hızlı hızlı yazdırabilirsin. Onunla mesela kullanılabilir. Belli bir alanda hikayeler okumak istiyorsanız. Bu arada akşam bir klimayı açayım. Bu arada benim anlatmadığım başka bir şey şu an kalmadı sanırım. Sonrasında arkadaşlar işte burada Poi bunu nasıl yapıyor? Arkada şu Playground falan işte bu şey OpenAI'ın API'ni falan kullanmak istiyorsanız burada arka planda bir sitesi. Ya yani bunu eğer kodlama falan biliyorsanız burada API'ni kullanarak kendiniz işte böyle bir site oluşturup bu sitede API'yi kullanabilirsiniz. Atıyorum işte Telegram'da kod yazdın. Telegram'da sen burada API'ni kullanırsın. Telegram'daki bota soru sorup bot sana ChatGPT kullanarak cevap verebilir. Yani ChatGPT ile mesajlaşabilirsin. Atıyorum öyle bir kod yazarsın. Sen ses kaydı gönderirsin. ChatGPT'ye, ya burada şey bota. Bot bunu senin sesini işte metine çevirir. Metini ChatGPT alır. Cevaplar. Sonra cevabını sen tekrar sese dönüştürüp gruba ses olarak gönderirsin. Ne olmuş olur? Sen ChatGPT ile sesli konuşmuş olursun. Gibi gibi. Yani burada artık biraz kodlama için içine giriyor. Kodlamayı biliyorsanız yaratıcınızı kullanarak ChatGPT'yi çok farklı bir şekilde kullanabilirsiniz.
Hatta öyle bir uygulama bile yapabilirsiniz yani. Mutlaka çıkmıştır. Bilmiyorum, ChatGPT ile sesli konuşabildiğiniz uygulamalar var mı bilmiyorum ama vardır. Yani ben bile şu an nasıl yapıldığını işte şu an az çok kafamda şey yapabiliyorum. Bunu bir tane uygulama geliştiriciyle arayüzde sadece yapacaksınız. Ama uygulamadan ziyade işte kendiniz bunu basit kodlarla WhatsApp'ta da olur ama WhatsApp biraz daha sıkıntılı. Ses kaydı gönder yani araçlı şey kütüphane olarak Telegram'da yapabilirsiniz. Site kurduğunuz sitede yapabilirsiniz. Veya işte sen bir şey yapacaksın, hikayeyi deneyeceksin veya bir kodun var. Kodun bir kısmını da ChatGPT kullanacaksın. Şurada arkadaşlar, şurada API bölümü var. Ben şey göstermeyeyim. Çünkü başkaları kullanırsa benden, burası paralı bu arada. Ama şey çok ucuz. Yani kaçta 750 bin kelime falan kullandığınız zaman 1 dolar kesiliyor. Yani 1000 sayfa yazdırsanız bile ChatGPT'ye 1 dolar. O yüzden çok ucuz aslında yani. 1000 sayfayı kaç günde yazdırırsan. Ayda yazdırırsanız ve çok iyi. Çok yoğun kullanmanız lazım. Ayda 1000 sayfa ChatGPT yazdırmak için. O zaman bile ayda 1 dolar vermek de değil. O yüzden de biraz kodlanabiliyorsanız burayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da direkt olarak şey yapayım. Linkini buraya vereyim. Burada da şu ayarlar var. Bunu eğer burayı kullanıyorsa şu an buraya girmeyeyim. Çünkü herkesin Python bildiğini bir düşünmüyorum. Veya başka bir programlama dili. Bunu şey yapıyorsanız zaten YouTube'da da çok fazla videolar var. Nasıl kullanılacağına dair. Oradan izleyebilirsiniz. Çok basit zaten. Hatta şurada şehir miydi? Şehir değil. View Code var. Burada baktığınız zaman şu kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak şey. Open AI API key var. Sizin burada hesabınızda profilde API key var. Burayı kopyalayacaksınız ona. Ondan sonra burada 3.5 turboyu kullanıyorsunuz. Veya burada diğer 15-16 kaydı kullanabilirsiniz. Burada kullandığınız şey model. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Sonra role user. Content de burada arkadaşlar. Şu content bölümün boş olması sebebi şey. Prompt. Burada promptunuzu buraya yazacaksınız. İşte bana şunu yap, bunu yap falan dediğiniz zaman buraya yazıyorsunuz. Sonrasında size bir sonuç veriyor. Sonuçta da response.txt olması lazım. Onu yazdığınız zaman da metini veriyor. Yani çok basit aslında. 10, 15 ya da 18 burada. 3-4 satırda daha sonrasında yazacaksınız. Yani 20-22 satırla ChatGPT kodunuzu da kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz bir şekilde sorabiliyorsunuz yani. O yüzden de hani böyle göz korkutacak bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar, burayla ilgili sorunuz var mı? Bu arada yayın şu an bir kişi var gözüküyor. Ben kimler var arkadaşlar yayında? Varım, yayın vardır. Drop yok gibi. Sapsir hoş geldin. Yayını gidiyor. Ha tamamdır. Yine burada o zaman bu veriler şey yanlış. Arada 0, 1 gösteriyor falan kafaya göre, kafasına göre. Tamam arkadaşlar, burada da sorunuz yok sanırım. O zaman geçelim diğerine. Şimdi arkadaşlar şu ikisinde sorun şu. Siz mesela bir şey sordunuz. Gerçi burada bak quiz oluşturma bölümünde güzel. Yani ChatGPT'nin orijinal halinde de bu şekilde kullanmak bence en verimlisi. Bir tane böyle metin veriyorsunuz. Bu metninle ilgili mesela bana quiz yap diyorsun. Burada çok güzel. Yani sen değerlendireceği, işleyeceği metni öncesinde verdiğin zaman güzel sonuçlar veriyor. Ama sen düz bir soru sordun. İşte şu nedir, bu nedir diye sorduğun zaman o bilgi bir yerlerden geliyor. Yani bir eğitilmiş de bir kitapla eğitim satıyor. O kitaptan geliyor falan. Veya işte internetteki verilerle eğitildiyse oradan da gelebiliyor. Bazen yanlış da olabiliyor. Emin olamıyorsun yani. ChatGPT'ye düz olarak böyle açık uçlu bir soru sordun, cevap geldi. Nereden geldi bilmiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden ChatGPT'de genel olarak bir şey verirseniz zaten değerlendirme konusu iyi yapıyor. Atıyorum bir makale yazacaksınız. Makale direkt olarak sana şu asisti kullanmanızı tavsiye ediyorum ama bunu kullanacaksanız arkadaşlar ChatGPT'yi şöyle kullanabilirsiniz. Sizin atıyorum elinizde şey var. Bir tane kendiniz böyle verileri kullanarak introduction yazdınız. Yani o bilgiler olması gerekiyor. İşte ilk paragrafta böyle genel bir tanıtım. Ondan sonra referans bölümü var. Literatür taraması. Ondan sonra introduction'ın son paragrafında da bu makalede insanlar neler bulacak? Atıyorum.
Siz mesela ama burada şey yok. Böyle bir güzel bir geçiş yok cümleler arasında. Bilgiler doğru. ChatGPT'ye şunu diyebilirsiniz. O introduction'ınızı verirsiniz. Yukarıdaki introduction bölümünü işte makalenin bir introduction bölümü olacak şekilde daha akıcı ve formal, işte resmi bir şekilde tekrardan yazar mısın dediğin zaman orada ya sizin cümlelerinizde gramer hatası onları düzeltiyor. Daha böyle şey akışkan oluyor yani. Böyle okuduğun zaman cümleler arası bağlantılar çok daha güzel oluyor ve kafasına göre yeni bir bilgi eklemiyor. Senin verdiğin bilgileri böyle derliyor. Cümleleri daha güzel hale getiriyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama daha siz işte işin başındasınız, daha literatür taraması falan yapacaksın. Bir şeyler öğreniyorsun ve sen o edindiğin bilgileri makalende, tezinde kullanacaksın. Böyle bir durumda ChatGPT kullanmak çok riskli. Yani tavsiye etmem. Genel kültürünüzü geliştirmek için olabilir. Yani bir şey merak ettin, o an sor. Yüksek ihtimalle %80-90 doğrudur. Ama makalede kullanamazsın çünkü makalede şöyle bir şey var. İki türlü bilgi var. Eğer şu şöyledir diyorsan çok genel geçer bilgiler değilse atıyorum su 100 derecede kaynarı referans belirtmek zorunda değilsin. Herkesin bildiği bir şeyse sıkıntı değil. Ama böyle detaylı bir bilgi varsa şu şöyledir bu böyledir diyorsan bunu iki şekilde söyleyebilirsin. Bir, ya sen bir deney yapmışsındır. Kendin o bilginin öyle olduğunu bulmuşsundur ki zaten makalenin amacı da budur yani bir şey bulmuşsundur onu yazarsan. Diğeri ise eğer böyle bir şey olmuştur diyorsan birisi başka birisi bulmuştur. Senin o kişinin bulduğu bilgiyi yazarsın ve ona atıf yapmak zorundasın. Atıf yapmıyorsan yani öyle bir durum yok yani makale olmaz o zaman. Bunun şey işin nedeni raconu böyle. Kuralı böyle. Burada da arkadaşlar siz burada yaptığınız zaman bir bilgi veriyor size ama o bilginin ChatGPT nereden geldiğini bilmiyorsun. Atıf yapma şansınız yok yani. Onun için arkadaşlar burada site diye bir şey var. Bu paralı. Ama eğer yüksek lisans doktora yapıyorsanız yıllık alırsanız 400-500 lira falandı. Bence her türlü değiyor. Çünkü düzenli olarak araştırma yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar tek fark mesela şu What are some major unanswered questions about Sonic Boom diye mesela buradan burada sordum. Aradaki fark şu olacak. Ben buraya mesela şey yapayım. Problem mi? Bunu sorduğum zaman Tapsiro hocam kaynakları da çıktı olarak çok olmaz mı? Evet, kaynakları da veriyor. Bakın burada arkadaşlar yine benzer bir soru sordum. Burada da bak gayet güzel bir şekilde cevapladı. Şimdi bu cevaplar böyle işe yaramaz demiyorum. Mesela siz daha işin başındasınız. Hayal gücünüz yani. Neler sorular olabilir? Burada da şey. Sonic Boom'la ilgili. Bu bir alan arkadaşlar. Bu Sonic patlama diye. Mesela burada savaş uçakları çok hızlı yüksek hızla geçtiğinde belki duymuşsunuzdur. Patlama sesi var. Çok dalgalarını oluşturdu. Burada unanswered. Cevaplanmamış sorular. Ana sorulardan birkaç yılı nedir diye sordum. Burada mesela söyledi. Buradaki sorular tamamen çöptür veya verilen bilgi çöptür demiyorum. Ama burada çok farklı bir şey de olabilir yani. Burada kafasına göre bir şeyler olabiliyor. Mesela burada bak işte The TV, Sonic Boom, TV Series falan. Televizyon kanalı mesela onu şey yaptı. Ama benim sorduğum olan tamamen havacılıktaki bir konuyla ilgili. Burada çok farklı. Mesela burada televizyon kanalı ile ilgili, dizisiyle ilgili. Tamamen farklı bir şeyler var. Burada da şey, havacılıkla ilgili bir konuya değinmiş. O yüzden belli bir şey yok. Ve bilgilerin nereden geldiği de belli değil. Ama ben aynı soruyu buraya sorduğum zaman, şurada büyütebiliyor muyuz? Şu an okunuyor mu arkadaşlar? Burada arkadaşlar bakarsanız bak şurada direkt olarak şey var. Şöyle bir bilgi vermiş bana. Ondan sonra bunu atıf yapmış. Atıfta da üstüne geldiğiniz zaman atıfın şuradaki makalenin hangi cümlesi, makalenin içindeki şu yukarıda cümleyi görüyorsunuz. O cümleyi değerlendirerek o cümleden almış bu bilgiyi. Tamamen aynısını da şey yapmıyor. Değiştiriyor. Copy paste yapmıyor yani. Ve makalenin başında şurada görüyorsunuz. Ondan sonra makale mesela 2005 yapım. Yani buraya tıklayarak bile makalenin genel olarak şeyini alıyorsunuz. Ondan sonra 3 tane yazarı var. Ve bu 7 tane atıf almış. Bu şu an benim atıf yaptığım makaleye başkaları 7 tane atıf yapmış. Ve bu 7 tane atıfın da mesela bir tanesi şey destekler nitelikte. Yani bir tane bunun mesela bu makale destekler bir tane daha makale yazılmış. Demek ki bu makaledeki bilgiler
genel olarak doğru diyebiliriz. Havacılık alanı çok niş bir alan olduğu için benim özellikle konu. Falan böyle binlerce falan atıp çok fazla makale yok. Yani çok temel, genel bir makale olması lazım. Yani bu gayet böyle buraya baktığım zaman bile kaba taslak atıp yapılabilir bir makale gibi gözüküyor. Tabii sonrasında sen bunu yazarken işte eğer ekleyeceksen gerçekten makalene, tezine falan burayı gerçekten şu makaleyi açıp bir bakmak gerekiyor. Gerçekten şey yapıyor mu? Destekliyor mu, desteklemiyor mu? Yani bu bilgi var mı? Sonrasında başka bir bilgi veriyor. Direkt olarak başka bir makale. Yine bak burada şu yukarıda makalenin o makale hangi bölümünden bunu bilgiyi yapmış, almış. Bunu görüyorsun makalenin ismi. 2016 yılında yayınlanmış. Bir tane atıf almış mesela bu makale. Sonra başka bir bilgi var. Ondan sonra diğer makale 1998'de yayınlanmış. 63 tane atıf almış. Bir tanesi destekliyor mesela. Sonrasında yine bir tane bilgi. Bak her bilgi bir bilgi var. Sonrasında direkt olarak bir tane şey var. Atıf var. Bir bilgi var. Sonra atıf var. Makalenin böyle olması gerekiyor. Bu biraz literatür taraması tabii. Yani her yerin böyle olması gerekmiyor ama ben sorduğum soru buydu. Unsert. Burada Unsert da büyük ihtimal şey yapmıştır. Bu makalelerin de her şey conclusion. Sonuç bölümünde şey var. Further research bölümü var. Yani sen bir şeyler buluyorsun. Bulamadığında bir sürü şeyler oluyor. İşte bunları ilerleyen çalışmalarda yapılması gerekiyor. Tavsiye niteliğinde. İşte bunları çalıştırılması gerekiyor diye böyle bırakıyorsun. Oradan da alabiliyor. Veya işte şey kendisi o çalışma konusunun ve yakınlarında benzerlerinde de bulabilir. Bu şekilde mesela yüksek lisansa başladığınız zaman ilk yapmanız gereken şey bir literatür taraması yapıp bir tane kafanızda atıyorum bir alan var. Bir olan, yani o alana başlıyorsunuz zaten. O alanda yüksek lisans yapıyorsunuz. O alanda siz sürekli makale okuyup literatür taraması yapıp insanlar neler yapmış onları öğrenip ondan sonra insanlar yapmadığı bir şey bulmanız lazım. İşte buna işte research gap falan da deniyor. Araştırma boşluğu. Bunu bulmak için arkadaşlar mesela bu site birebir. Yani normalde sizin bu olay aylarınız alır. 4-5 ay boyunca sürekli makale okuyup açık bulmaya çalışırsanız anca bulursanız. Burada alanınızı yazıp sürekli olarak şimdi ben bir tane sordum bak bir sürü bir şey buldu. Tek bu yeterli değil ki ben sürekli olarak ben bu soruyu 50 defa 100 defa sorabilirim. Hepsinde farklı farklı cevaplar verecek ve ben bir noktada artık hem yeni şeyler öğrenmiş olacağım. Bunları öğren okuya okuya. Bir şey yani bu filtreden geçirilmiş böyle bir sentez. Hepsini birleştirmiş bir sürü makalenin bilgisi var burada. Ben bu makaleyi ayrı ayrı okumaktansa burayı okuduğum zaman bütün bu makalelerle ilgili genel bir bilgiye sahip olacağım. Fikre sahip olacağım. Ve ben bu makale teker teker gidip böyle 20 sayfa makale okumaktansa ben bu soruyu burada 30 defa, 40 defa, 50 defa sorsam çok daha aklında böyle sade net bir fikir kalır. Ve ondan sonra bir boşluk bulurum. Ondan sonra o boşluk üzerine sorular sorarım. Yine burada aynı şekilde. Ve bir tane atıyorum bir bilgi var ve o bilgi makale atıp vermiş. O makaleye gidip çok daha detaylı bilgiler edinebilirim. Orada da yine bir tane şey var, araç var. Ona değineceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bu biraz da şey yani atıyorum siz normal bir araştırmacısınız veya şeysiniz yani araştırmayı seven bir insansınız ama şu anda tabii şey var yani Google'da falan herkes bir şeyler yazıyor. Güvenilir bilgi bulmak gerçekten çok zor. O yüzden hani ben düzenli olarak araştırma yapmayı seviyorum diyen bir insansanız da bence yılda 500-600 TL hiçbir şey değil yani. Çünkü sağladığı şey yani şu gerçekten sizin uzun zamanınızı alıyor. Yani bir yapmanız gerekiyor. Atıyorum güncel makaleleri çarpıyorsanız dergiler var. Her dergiyi ayrı ayrı takip etmeniz gerekiyor. O dergilerdeki işte güncel işte her ayın baskısı var. O baskılardaki makalelere bakacaksın falan filan. Düzenli olarak bir iş yükü yani. Ama burada sen düzenli sorarak onlara ulaşabiliyorsun. Bir de şey güzel tarafı da var. Eğer benim makale okuyan arkadaşlar varsa veya bu literatür taraması yapmış arkadaşlar varsa beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi siz bir sürü elinize yani bir bakıyorsunuz Google Scholar'a falan binlerce makale var. Ama sen atıyorum ben mesela benim çalışma alanım sonik boom. Bu sonik patlama. Ama bazı makaleler var. Mesela başlığında sonik patlama yok. Ama başlığında sonik patlama olan bir sürü şey var. Makale var. O makalelerden bu başlığında sonik boom olmayan makaleler bile şey yapmıyor. Hep arka planda kalıyor. Çünkü diğerleri daha ön planda gibi. Ama belki sana çok ihtiyacın olacak veya yani çok böyle kritik bir bilgi başında sonik bir olmayıp ama içerisinde gerçekten de böyle kritik bilgi olan makaleler de var. Şimdi senin normal böyle tek tek makale okurken onları kaçırma ihtimali çok yüksek. Çünkü yani böyle bir herkes makale yazıyor.
bir makale yığını içerisinde sen. Burada ise ben fark ettim. Mesela birkaç tane Sonic Boom'la arattığım zaman şeydi yani, bir makalenin isminde Sonic Boom falan yok. Ama bilgi aşırı dikkatimi çekti. Yani gerçekten çok önemli. Burada atıf yapmıştı. Bu tarz şeyleri de bu yakalayabiliyorsunuz. Yani adında şey yok ama burada zaten atıf yaparken tıkladığınız zaman burada mesela makalenin içindeki bir bölümü referans alarak o bölümü işte bu çekici bir tarıyor. Oradan atıf yapıyor. Yani sadece başlığın değil, içerisinden atıf yaptığı için okuyup yani şey gibi düşün. Sahne içerisinde böyle binlerce makaleyi okuyup ona göre içinden 5-6 tane referans çektiğinizi düşünün. ChatGPT bunu yapıyor. Bunun da ayrı bir değeri var. Hani siz böyle aylarınızı ayırsanız bile belki bu kadar kaliteli bir referans böyle taraması, literatür taraması yapamayabilirsiniz. O yüzden yani araştırma yapan özel yüksek lisans doktora öğrencilerin mutlaka ama mutlaka kullanması gereken bir araç olduğunu düşünüyorum. Zaman kazanmak açısından. Sonrasında burada Sub-Zero mesela şurada kopyala dediğin zaman buradaki şeylerin hepsini kopyalıyor. Bir referans olarak nasıl yapabiliriz bunu? İşte ben şurada Word'ü açayım. Buraya geliyorum mesela, yapıştır diyorum. Burada hepsini şey yapıyor. Madde madde. Böyle satır satır. DOI numarası, yazarlar, makalenin ismi. Burada veriyor. Tabii biraz böyle sıkıntılar var ama düzeltilebilir. Zaten bu referans yaparken arkadaşlar, yazarken buradan almaktansa şey yapabilirsiniz. Zaten bu EndNote'dur veya Mendeley gibi araçları kullanıyorsunuz. Mesela gidersiniz EndNote'a. Şu DOI numarası var burada. DOI numarasını EndNote'a verirsiniz. Oradan direkt olarak atıp otomatik atıf yaparsınız yani. Böyle kopyala yapıştırla atıp yapmak şu an şey biraz ameliyeye kaçıyor. Yani yapmayın zaten. EndNote ve Mendeley araştırın. Onları kullanarak başından itibaren şeyleri yapın. Buradaki DOI numaraları bile yeter. Şu DOI numaralarını burada yani şurada site dediğiniz zaman mesela şurada görüyorsunuz. Şu DOI numarası buradan kopyalayıp şey yapabilirsiniz. Ha bak, burada çok daha ama sağlıklı makale var. Bak burada şey derginin ismini yazmış. Ha burada şey de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Mesela IE'ye 4-5 tane farklı şey var. Yani bu referansta da farklı türler var. Burada hepsini değiştirip şey yapabiliyorsunuz. Harvard mesela, Harvard'a göre bu şekilde yapılıyormuş. Burada değiştirip eğer içindeyse APA, MELIA, Chicago, Harvard, Vancouver, EAA, Iptex. Bunların arasında ise şey yapabilirsiniz. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Onun dışında bu dediğim gibi EndNote veya Mendeley'de sana çok daha detaylı modeller var. Onlara göre şey yaparsınız. DOI numarasını kullanmanız yeterli. Bu şekilde arkadaşlar, burada sorunuz var mı? Kaydırayım. Şimdi buranın linkini de vereyim. Şu linki kullanarak arkadaşlar bu siteye ulaşabilirsiniz. Tabii bu asistan, yani bu soru sorma işini yapmak için para vermeniz gerekiyor ama ücretsiz de kullanabiliyorsunuz sanırım. Ücretsiz de 4-5 tane mi soru sorabiliyordunuz. Veya 1-2 tane de olabilir. Kendiniz de deneyin. Böyle güzel sorular seçip eğer memnun kalırsanız burayı kullanabilirsiniz. Yayın nasıl gidiyor arkadaşlar? Şu an bakayım donma var mı? O güzel. Bugün drop yaşamadık. Selim, hocam tüm linkleri en sonunda paylaşın. Ha, tamam. Onu da yaparım. Şimdi şey böyle yayından sonra izleyen arkadaşlar da oluyor. Onlar atıyorum mesela bunu çok hoşuna gitti. Direkt olarak işte yayından çıkıp bunu denemek istedi. Şey yapayım. Hani linke direkt ulaşabilsin. Çünkü sonrasında video halinde izlerken yayını şey oluyor. Atıyorum o yayın o saatinde hangi mesaj geldiyse chatten sadece o mesajı görebiliyor. Bütün chat'i göremiyor. O yüzden arkadaşlar da bu linkleri kullanabilir. Ama yayın sonunda baştan sona hepsini tekrar bir paylaşırım. Böyle ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? İşte hocam şunu da deneyebilir misin falan dediğiniz şeyler varsa
yapın. Böyle interaktif olursa daha güzel olur. Burası anlaşıldı mı? Site. Ya biraz daha bu araştırmacılara yönelik. Ya ben bunları kullanıyorum ya. Bunun dışında da çok fazla vardır. Yoksa hani böyle yüzlerce bile araç bulursam. Ama şu an atıyorum bir araştırmacıysan veya bir şey araştırıyorsan, yüksek lisans yapıyorsan, doktora yapıyorsan bu araç olmazsa olmaz yani kullanman gerekiyor. Sanırım soru yok. Onun dışında arkadaşlar bu gamayı da daha öncesinde de ilk böyle yayınlarda falan da bahsetmiştim. Ben burada işte şey yapıyorum diye. Hatırlıyorsanız. Bu sunum oluşturma. Bunu da hemen şöyle vereyim. Burada arkadaşlar ücretsiz sanıyordum ben. Ücretsiz değilmiş, şurada credits var. Sol altta görüyorsunuz. Mesela burada işte credit with AI diyorsun, generate diyorsun mesela. Presentation, document, doküman oluşturabiliyorsun. Web page. Ha, burada yani direkt post da oluşturulabiliyor. Ben sunum oluşturmuştum. Burada mesela soru sorduğun zaman atıyorum ne olabilir? İngilizce öğrenme kitaplarıyla ilgili bir sunum hazırla diyorsun. Burada 100 karakterli olmazsa 100 karakterli veya kelime değil de aynen 100 karakterli karakter kadar yazabiliyorsun. Burada arkadaşlar bunu dediğiniz zaman burada şey yapıyor. Alt başlıklar oluşturuyor. Direkt bam diye size sunum oluşturmuyor. Mesela burada ne yapmış? Neden İngilizce öğreniyoruz? Bunların her birini bir sunum gibi düşünebilirsiniz. Farklı öğrenme yöntemleri demiş. Mesela dil kursları, özel dersler, online kaynaklar, dil pratikleri, İngilizce okuma ve yazma araştırmaları, İngilizce konuşma grupları, dil öğrenme uygulamaları. Sonrasında yabancı dile olan yaklaşımın etkisi, öğrenme sürecinde karşılaşılan zorluklar, İngilizce öğrenmek için motivasyonun önemi, öğrenme sürecine sağlanabilecek destekler, sonuç ve öneriler. Bayağı güzel yani. Ben burayı da arkadaşlar mesela buradan bazılarından beğenmediniz. Burada try again de diyebilirsiniz. Tekrardan dene. Veya burada kendiniz elinizle de doldurabilirsiniz. Yani başka şeyler de yazabilirsiniz. Uzun uzun bayağı şey yapabilirsiniz. Burada mesela şey yaptınız. Burası tamam. Arkadaşlar altta 130 kredisi var. Mesela ben bunu denediğim zaman mesela burada 40 kredi gidecek. Hadi gitsin. Güzel oluşturur çünkü. Ben de merak ediyorum. Burada arkadaşlar şey var. Burada template de değil. Burada tarz mesela şurada koyu renkler var. Farklı farklı şeyler kullanılabilir. Mesela şurası böyle biraz güzel gözüküyor. Mesela şu temayı kullanabiliriz. Mesela bunu kullandım. Mesela onu seçtim. Ve burada aşağı continue diyorum. Ve burada sunum oluşturuyor. Ben şu an bir şey yapmıyorum. Kendi kendini böyle yazıyor. Yani sürekli olarak atıyorum bir şirkette çalışıyorsunuz. Sizin yani haftada en az bir 2-3 defa sunum yapmanız gerekiyor olabilir. Ne olabilir mesela işte yine bir hani öğretmen genellikle hani okulda hocaysanız yani biraz daha böyle işinizi hakkını yapmak istiyorsanız yani her böyle yeni derse güzel sunumlarla gitmek istiyorsanız ki çok az hoca bunu yapıyordur. Genellikle hocalar bir tane sunum yapıyorlar. Yıllarca aynı sunum kullanıyorlar. Ama demek istediğim yani sürekli her gün veya 2 günde bir yeni bir güncel bir sunum hazırlamanız gerekiyorsa PowerPoint ile uğraşmaktansa burada çok daha iyi. Buraya mesela para verilebilir. Ne kadar bilmiyorum. Hatta şey pricing'e de bakarız. Burada arkadaşlar şeydi. Zaten biraz önce bakmıştık. Mesela neler oluşturmuş. Burada resimleri de otomatik kendisi buluyor. Konuyla ilgili. Tabii şunlar bu resimleri değiştirebiliyorsunuz. Çok konuyla ilgili değil ama. İlk resim konuyla ilgili. İngilizce öğrenme metotları. İngilizce öğrenmenin neden önemli olduğunu anlamak için farklı öğrenme yöntemlerine göz atalım. Farklı yöntem sizin için en uygun olandır. Hangi yöntem?
Burada mesela neden İngilizce öğreniyoruz deyip burada bak küçük yazmış. Bak burada puntolar, yazı büyüklükleri falan hepsi çok iyi. Mesela burada şu 4 tane kutucuk oluşturuyorsun. Yani şey bile şu kutucuğu oluşturmak bile 4 tane kutucuğu oluşturmak bile bu PowerPoint'te biraz zaman alır. Yani ayrı oluşturacaksın falan ve hazır şey de olabilir ama burada yazacaksın. Mesela burada büyük, küçük, kalın, normal hepsini ayarlamış. Şey değiştireceksen mesela direkt olarak buradan değiştirebilirsin. Dil kursları deyip bir şeyler yazmış. Özel dersler, dil pratikleri, online kaynaklar. Sonra İngilizce okuma ve yazma alıştırmaları. Burada da yazmış. İngilizce öğrenme uygulamaları. Burada. Onunla ilgili bilgi vermiş. Yabancı dille olan yaklaşımın etkisi. Bilgi vermiş. Öğrenme sürecindeki karşılaşılan zorluklar. Yine bilgi vermiş. İngilizce öğrenmek için motivasyonun önemi. Bilgi vermiş. Burada arkadaşlar mesela şey oldu. Şurada ne diyelim? Bu İngilizce öğrenme uygulamaları dedi. Böyle bilgi verdi. Mesela şuraya Add Card with AI var. Buraya tıklayıp arkadaşlar şurada ne diyebiliriz? Mesela Duolingo uygulamasını biliyor mu bilmiyorum. Mesela Duolingo ile ilgili bir sunum hazırla. Buraya slide koy dediğin zaman mesela sadece buraya özel bir tane araya Duolingo'yu anlatan veya işte bir tane yapmadım mesela ayrıntı verdim. Sadece onunla ilgili ayrı bir sunum hazırlayıp slide hazırlayıp oraya koyabiliyor. Yani bunu genişletebiliyorsunuz. Ama bunu yaptığın zaman 90 kredi mi? 90 kredimiz kaldı. Bunu yaptığımız zaman da ayrı bir slide hazırladığımız zaman da 10 tane burada kredisi gidiyor. Yani bu şekilde de harcıyorsun. Yani normal olarak şey yapıyorsanız arkadaşlar şimdi şeyde bakarız ücretlerine nasıl. Bana pratik geliyor yani. Düzenli olarak özellikle işiniz şeyse sunum çok hazırlıyorsanız yani sunum hazırlamak için çok fazla zaman harcamanız gerekiyorsa bunu şey alabilirsiniz. Burada ücretsiz olanı 0 euro. Biz bunu kullanıyoruz. 400 tane arkadaşlar burada kredi var. Ondan sonra unlimited user gamers. Burada PDF falan çıktısını alabiliyorsunuz. Eğer ayda 8 euro verirseniz yıllık da 96 euroya denk geliyormuş. Avantajları ne? 400 kredi every month, her ay. Her ay ise çok da iyi değil ya. Hani her ay zaten bu kadar şey yapıyorsan ihtiyacın yoktur. Bir tane adam akıllı sunum hazırlasan 100 tane kredi her türlü kullanırsın. Yani 100'ü geçebilir bu arada. Güzel bir sunum. 3 tane sunum hazırlasan 400 kredi bitti. Yani bir ayda 3 sunum yapıyorsa PowerPoint'te de uğraşır adam. Hayır çok bana mantıklı gelmedi. Yani niye aylık sınırlama var ki? Para veriyorsan sınırsız olsun. Aynen şu an. Ha burada Pro. Pro da olabilir. Ha evet. Pro da arkadaşlar şeymiş. Ben bunu görmemişim ya. Bu renkli olduğu için. Sadece su sanıyorum. 15 euro verirseniz. Unlimited AI Creation. Burada sınırsız. Burada Advanced AI Models. Burada hani farklı şeyler de kullanıyorsun sanırım. Bu template tarzında falan. Priority Support. Mesela özel bir sorununuz varsa onunla da ilgileniyorlarmış. Custom Font. Burada hani font farklı fontlar da kullanabiliyorsun. Aynen. Yani 15 euro kaç yapıyor şu an bilmiyorum kurla. Şu an euro kaç ama hani 30 desek kaç yapıyor? 450 lira ama. Ayda 450 lira. Fazla ama yani zamanınızı iyi derecede azaltacaksa verilebilir. Bilmiyorum yani bunu işte değerlendirin arkadaşlar. Benim için şu an ben kullanmadığım için çok saçma olur. Ama işiniz sürekli sunum yapmaklaysa sunum yapmakla ilgiliyse bu kullanılabilir. Yani bu siteler geçici mail adreslerini kabul ediyor hocam. Sınırsız hesap oluşturabiliyoruz. Ha bak Sabzero güzel noktaya değindin. Evet. Bak o da olabilir. E-mail bu geçici e-mail oluşturulan siteler var. Oradan sürekli oluşturup şey yapılabilir. Yani zaten ilk yaptığımız zaman 400 kredi oluyor. Yani 400 kredi yani haftada kullansanız 3-4 tane sunum yaparsanız yani en fazla o kadar yaparsanız
Her hafta bir tane kredi oluşturup mantıklı. Eğer öyle oluyorsa. Teşekkürler Sub-Zero. Bu şekilde arkadaşlar siz de bildiklerinizi paylaşın. Ben sadece burada şeyim. Ben nasıl kullanıyorum bundan bahsediyorum. Yani tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu da öyleydi. Bunun dışında arkadaşlar çok da bir esprisi yok yani. Sunum yapmak istiyorsanız bu. Sonrasında bu bir tane videoda görmüştüm. Magic Tudo. Bu da güzel. Yani işinize yarar bence. Yani çok sürekli kullanmanız gereken bir şey değil ama. Fikir sahibi olacaksanız. Mesela şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir amaç belirtiyorsunuz ve amacınıza yönelik burada şey yapıyor. Bilgiler veriyor. Ya yani bunu hatta şey bir metoda döküyor. Ne diyebiliriz? Bunu ben niye açamıyorum şu an? Mesela şurada arkadaşlar Learn English in 1 year demişim. Hatta bunu sileyim ben nasıl çalıştığını başta göstereyim. Mesela siz şey yapacaksınız. İngilizce öğreneceksin. Ama tam olarak nasıl başlayacağını bilmiyorsun. English. And şekilde prompt yazabiliyor muyuz bilmiyorum ama understand. İngilizceyi bir başlayan olarak öğren ve onu bir İngilizce roman okuyasıya kadar, romanı anlayasıya kadar geliştir. İşte burada until de olabilir. Until daha doğru. Ha bir dakika. Dur. Burada arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Şurada biber var. Bunu eğer şöyle yaparsanız, 5'e çıkarırsanız çok daha detaylı. 5'e çıkaralım. Sonra şuna basıyorsunuz burada. Şu an net gözüküyor mu bilmiyorum. Burada bir çubuk gibi bir şey vardı. Bunlar arkadaşlar böyle şey yapıyor. Aşama aşama. İlk önce şunu yap. Sonra bunu yap. Sonra şunu yap. Gibi. Burada arkadaşlar bayağı bir şey söyledi. Ne demiş mesela? İlk madde. İşte ilk önce look for. Ara. Resources to learn English as a beginner. Yani beginner yine burada starter gibi aynı alanda. Yeni öğrenmeye başlayan birisi olarak işte İngilizce öğrenmek için kaynaklar araştır ilk önce. Yapman gereken bu. Sonra start with basic grammar and vocabulary. Böyle basic yani temel gramer ve vocabulary kelimelerle başla. Practice speaking and listening skills through conversation and listening to podcast. Bu podcastleri dinleyerek speaking ve listening yeteneklerini şey yap, pratik et. Sonrasında use language learning apps or websites to practice reading and writing skills. Sonrasında işte bu öğrenme uygulamaları ve web sitelerini şey yap, kullan. Ne için? Burada okuma ve yazma yeteneklerini pratik etmek için bunları kullan. Immerse yourself in English language by watching movies, TV shows or listening to music. Burada immerse yourself arkadaşlar burada hani içine sokmak. Ne deriz burada? Yani kendini etrafını İngilizce ile donat gibi diyebiliriz. İngilizce diline bu filmleri izleyerek, televizyon bu işte dizileri izleyerek veya müzik dinleyerek şey yap. Bir İngilizceden oluşan bir ortam oluştur. O ortam içine kendini sok. Take English classes or hire a tutor. Burada işte İngilizce dersler veya al veya bir işte hani rehber, hoca kirala. Özel hoca tut da diyebiliriz. Sonra continue learning and practice English until you reach an intermediate level. Continue devam et. Burada işte İngilizceni öğrenmeye ve geliştirmeye, pratik etmeye devam et. Ne zamana kadar? Intermediate seviyesine ulaşacak kadar. Ulaşacak kadar devam et. Find an English novel to read. İngilizce okumak için İngilizce bir şey bul. Roman bul. Temel seviyesinde. Start reading the English novel. İngilizce romanı okumaya başla. Use a dictionary or translation tool to look up unfamiliar words. Bir tane sözlük veya burada şey, çeviri aracı kullan. Burada unfamiliar ise benzer bir şey, tanıdık olmayan. Ben burada tanıdık. Tanıdık olmayan kelimeler için sözlük kullan diyor. Read a few pages every day. Her gün birkaç sayfa oku. Continue reading and understand the novel. Burada işte okumaya devam et ve okumaya ve burada işte romanı anlamaya devam et. Note down any difficult words or phrases.
Reverberator. Not down burada not et. İşte zor kelimeleri veya burada phrases. Yani bu kalıpları da böyle yani kelime gruplarını diyebiliriz. Review de burada tekrar etmek. Yani sonrasında tekrarla bakmak için bunları not et. Keep track of your progress in understanding the novel. Burada romanı anlama konusundaki bu gelişimini şey yap. İzle. Bunları bir yere işte bu gelişimini not et de diyebiliriz. Consult with a fluent English speaker or teacher if you have any difficulties of or questions. Burada da işte herhangi bir İngilizce konuşma ile ilgili, akıcı konuşma ile ilgili bir şey zorluk yaşarsan veya sorun olursa bunları şey yap, danış. Continue practicing or improving your English until you can fully understand the English novel. Burada continue devam et yine İngilizceni pratik yapmaya ve geliştirmeye devam et. Sen fully burada tamamen bir İngilizce novel romanı anlayışa kadar devam et diyor. Mesela burada yani şey bunu normal ChatGPT ile yaptırabilirsin. Ama burada sana madde madde burada yazıyor. Sonrasında şey yapabilirsin. Mesela burada look for resources to learn English as beginner var ya. Buraya arkadaşlar şuraya tıkladığınız zaman bunun da yine içinde maddeleri halinde. Maddeleri biliyor. Sen bunu mesela bir yeni başlayan olarak İngilizce öğrenmek için araçları arayacağız ama nasıl arayalım? Yani bunu da mesela adım adım ilerlemesini istiyorsanız. Burada da mesela bak şey var. O bayağı buraya kadar mı? Bir dakika. Bu kadar şey yapmış. Çok fazla detay verdi ya. Oh, bakalım. Open a web browser. Bir tane web sayfası aç. Type in research engines URL. Bir tane arama motorunun URL linkini yaz. Press enter. Enter bas. Yani bunu yapmasını bilmiyorsan sana tek tek anlatıyor. Click on a research engine research bar. Burada arama motorunun arama şeyine bölümüne tıkla. Type resources to learn. Burada bak ne yazman gerektiğini şey yapıyor. Resources to learn English as a beginner. Bunu yaz. Press enter. Enter'a bas. Scroll through the research results. Burada işte aşağı kaydır bu arama sonuçlarında. Click on a relevant website or link. Relevant başta ilgili web site veya linke tıkla. Look for introductory English courses. Burada İngilizce derslerine şey yap. Bak işte orada bulduysa. Read the course description. Burada description burada ne tanım da açıklama diyebilirse kurs açıklamasını oku. Bayağı detaylı bir şekilde şey yapmış. Buraya arkadaşlar şey de diyebilirsiniz yani. Şuraya tıkladınız mesela bir tane web sitesini aç dediniz. Şuraya yaparsa onu da aşağılara ayırabiliyorsunuz yani. Bayağı biraz suyunu çıkarmak gibi oluyor ama. Bu amaçla da kullanılabilir. Şey ne diyecek bakalım. Web sitesi aç dedi. Bunu nasıl yapacağız? Onu şimdi kaç aşamaya bölebilir merak ettim. Bunun linkini verdim mi? Onu da hemen şey yapayım. Benim şey neydi? Goblin Tools. Burada Magic To Do da yazarsan da olur. Ha bak burada da şey. Determine, karar ver. Which web browser to use? Hangi tarayıcıyı kullanacağına karar ver. Sonra tarayıcıyı aç. Sonrasında işte google.com yaz. Enter'a bas. Yani araba çıkıyor yani. Bunu karar ver bölümünü şey yapalım. Nasıl karar vereceğiz şimdi? Farklı şey olabilir. Yani güzel ama yani burada hepsini böyle aşamalara bölüyor. Yani bir metot oluşturuyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Hayır bunu da cevapladı. Ya burada şey her tarayıcının artılarını eksilerini değerlendir diye bir seçenek bile var yani. Var. Evet güzel. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey varsa hani bir şey yapacaksın atıyorum. Tam olarak bir yol haritası kafanda gitmek istiyorsun. Burayı değerlendirebilirsin. Hani en azından fikir ver. Aa, bunu yapılabilir, bu yapılabilir gibi gibi. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili sorunuz var mı? Şu an yayında güzel donma yok. Umarım nazar değdirmeyiz. Bu arada arkadaşlar yayın nasıl izliyorsunuz? Böyle arka planda mı yoksa şey mi? Böyle arkanıza yaslanıp kahve falan içerek mi? Biraz şey de yapabilirsiniz. Yani yayın zaten avantajı o. İnteraktif olması.
Ve başka sorular artık şey yapıyoruz. Farklı fikirleriniz varsa hocam şunu da deneyebilir misiniz veya şurada kullanabilir miyiz tarzında. Onları da söyleyebilirsiniz. Neydi? Set.io. Ha bu da güzel. Şu an yayında sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Her şey yolundaysa devam edelim. Artık böyle bir 5-10 dakikadır refleks olarak soruyorum. Çünkü bir önceki yayında 20 dakika boyunca yayın gittikten konuştum. Ve aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Gayet iyi hocam, tamamdır. Burada da arkadaşlar şimdi bu şu ikisi özellikle PDF'lerle şey yapacağız. Siz atıyorum bir tane PDF var elinizde. Burası özellikle makalelerde çok işe yarıyor. Atıyorum. Burada bir tane makale bulduk. Şu makale. Şimdi ben makaleyi şey yapacağım. Hatta ne yapabiliriz? Şuydu sanırım. Şunu kopyaladım. Bu makaleyi ben tamam burada şey yapmış, atıf yapmış ama ben ya bir görmem lazım. Gerçekten de bu bilgi var mı? Ya da ben makalemde atıyorum. Search bölümünde şey olarak destekleyen benim mesela bir tane bir şey buldum veri. Burada çeşitli bir şey site'la biraz konuştum falan filan. Bu makale şey dedi bana. Benim bir şey bulmuşum. O bulduğumu bu makale destekliyor. Ben sadece sayta da bu yapay zeka olacak. Bazen burada da hatalar olabiliyor. Buraya sadece güvenerek ben bunu alamam. O zaman ne yapmam lazım? Benim gidip bu makalenin kendisine bakıp gerçekten de destekliyor mu bakmam lazım. Bunun için arkadaşlar geliyorsunuz buraya mesela. Şurada Research Space'e diyelim ve Typeset.io. Hatta ben bir şey yapayım. Buraya gelip mesela makaleyi kendiniz şey yapabilirsiniz. Yazdığınız zaman makaleyi burada bulursunuz veya burada çıkmıyorsa Upload PDF var. Gidersiniz o makaleyi işte bu CG Hub'dan falan bir şekilde indirirseniz sonrasında Upload PDF diye PDF'i indirebilirsiniz. Bu şekilde. Şu makale sanırım. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar makaleye ve işte upload olarak şey yaptıysanız PDF olarak da aynı şey oluyor. Ondan sonra bir dakika burada abi şurada makale görüyorsunuz. Esk. Burada arkadaşlar direkt makaleyi gördük. Makalenin hepsine ulaşabiliyoruz zaten. Şurada baktığınız zaman 10 tane referans varmış, 9 tane atıf varmış. Mesela şu atıfları şuraya tıkladığım zaman da atıfları görebiliyorum. Sayfa değişmeseydi daha iyiydi tabii. Şu yanda arkadaşlar direkt atıfları görebiliyorum mesela makaleye. Sonra related papers. Mesela ben bu makaleyi iş yaptım. Makale gerçekten böyle bir şeyler olur. Bir tane makale bulursun gerçekten işine çok yarar. Hani o makale yani çok şey öğrendim dersin. Related arkadaşlar ilgili. Yani bir soru aklına geliyorsa bu makale çok değerli, çok güzel. Makaleye benzer başka makaleler var mı acaba diyorsan mesela bunu da direkt adamlar çözmüş. Şuraya tıklıyorsan arkadaşlar 17 tane ilgili makale varmış. Yani bu makale 17 tane buna çok benzer. Yani sen burayı beğendiysen bu makale senin çok işine yarıyorsa yüksek ihtimal 17 tane makale de işine yarayabilir. Yani buradan direkt olarak buralara yönelebilirsin. Ondan sonra authors mesela burada hani yazar var. Hani yazarlar ne olur? Nereden işine yarayabilir? Mesela bir tane yazarı çok beğendin. O yazara şey yapabilirsin. Veya bir tane ne olabilir mesela? Bunu nasıl kullanırsın? Hadi direkt taktik vereyim. Siz şimdi şey yapacaksınız. Atıyorum doktora başvuracaksın. Çin'e veya başka bir üniversiteye. Burada hocanın bir tane mesela makalesi buldun. Geldin buraya otursa açacağım. Hoca burada çıkar bir ihtimalle. Mesela burada bak Kennedy bir Plotkin'in 82 tane makalesi varmış adamın. Ve toplamda 979 tane atıf almış adam tek başına. Mesela işte Dominic McLaren burada 52 tane makalesi varmış. 629 tane şey almış. Atıf almış. Sen şimdi mesela bir tane üniversiteye başvuracaksın. Bir tane hocayı da gözüne kestirdin. O hocaya şey yapacaksın işte. E-mail atacaksın ki hoca sana kabul mektubu verecek falan filan. Bu şekilde o yolu açmaya çalışıyorsun. Sen şimdi düz e-mail atarsan hoca yapmaz. Görse bile kale almaz. Sen ne yapman gerekiyor? Hocam işte hoca ikna etmen gerekiyor yani. Böyle böyle işte makalelerinizi baktım. İşte şu alanda araş yapmanız ya, çalışmalarınızı hepsini okudum. Ondan sonra ben de bu alanda çalışmak istiyorum ve bu konuda işte sizinle birlikte kendime çok geliştireceğime inanıyorum. Ben de işte şunları şey yaptım falan filan deyip hocayı böyle okuduğunuzda ikna edecek bir e-mail yazacaksınız. Bunu yazarken de
Bu hocanın işte makalelerinde göz atmanız gerekiyor. Burada mesela o amaçla kullanılabilir. Tıkladığınız hocanız atıyorum bu. Şurada yan sekmen açayım da. Bir diğerini göstereceğim. Burada arkadaşlar bir de hangi yılda ne kadar yazmış? Adam 1969'da yazmaya başlamış. Bayağı yaşı büyük herhalde hocanın. Yani şu an böyle 60-70 yaşlarda olması lazım. Burada arkadaşlar makale tek tek görüyorsunuz. Got paper falan filan. Mesela burada makale isimlerine bakarsanız. Aa burada şey. A copilot. What are the contributions? Ha. Oo süper ya. Oh. Ben bu şeyle yeni şeyler öğreniyorum. Burada arkadaşlar ilk sorunun önemini ben bunu nasıl yapabilirsiniz? Aklımda hep bu şey vardı. Bu soru vardı. Bu soruyu nasıl pratik yapabiliriz diye düşünüyordum. Adamlar bunu çözmüşler. Yani şu için arkadaşlar şurada bir görüyor musunuz bilmiyorum. Contribution burada katkı demek. Zaten burada akademide önemli olan şey bu. Senin katkın ne? Yani bu akademiye katkın ne? O yüzden işte essay yani iyi makale yazmak demek aslında iyi bir katkı. Kaydeder bir katkı veriyorsun. Burada arkadaşlar e-mail yazacaksanız ya. Şuna tıklıyorsunuz. Katkı. Burada bakalım ne yazacak. E-mailinizde arkadaşlar. Hocam işte makalenizi okudum ve alana olan şu katkılarınızdan dolayı işte sizi hayranım falan filan böyle biraz da yağlayabilirsiniz. Çünkü her zaman iş yapar. Ondan sonra şey yapabilirsiniz. Bak burada şeyler yazdı. Yani makaleleri de atıf yaparak verdi yani. Ama bak 3 tane. Değil mi? Bir dakika. 2, 3. Mesela 3 tane makale arkadaşlar. Yani yaptığı da çok güzel bir şey. Şöyle bir katkı çıkardı ve bu katkıyı arkadaşlar tek bir makaleden almadı. 3 tane yazdı hocanın 3 tane makalesini. Hepsindeki bilgileri biraz derleyip şöyle bir şey çıkardı ortaya. Ondan sonra yine iki tane makaleyi alıp şöyle bir şey yaptı. Veri çıkardı. Sonrasında şunları aldı. Tabi burada işte contributed falan filan. Hani burada şey var çok klasik bir şey. Şu şöyle bir katkı sunmuştur. Bunları tabi değiştireceksiniz yani. Mesela contributed to field, dynamics and relational curriculum. Mesela burada işte tam olarak ne? Inefficient method. Ha, burada çok genel bir bilgi var ama. Genel olarak yani konu başlıklarını da alabilirsiniz. Buraya direkt olarak bunu kopyalayıp şey yapmazsınız ama burada önemli olan yani sadece şuna bakarak bile mesela adamın kaç tane 60 küsur 82 tane makalesi vardı. Şurayı okumanız bile arkadaşlar bu hoca tam olarak ya yani uzmanlık alanı ne anlayabiliyorsunuz. Yani sen işte bu hocaya şey yapacaksın. Ya bir kafanda bir çalışma konusu var. Bu hoca gerçekten çalışma konunun senin aklında olan konuyla bu hocanın çalıştığı konular aynı mı değil mi? Şurayı okuyarak anlayabilirsin tamamen. Ve ona göre e-mail atarsın veya başka hocaya bakarsın gibi gibi. Yani şu aslında aşırı değerli bir şey. Yani bunu yapmak için bu makalelere bir göz atmak gerekiyor hepsine. Onun yerine direkt olarak bu işte yapay zeka aracını kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Yani bu muazzam bir şey. Yani yüksek lisans böyle sürekli makale okumak zorunda kalmadıysanız anlamayabilirsiniz ama böyle yüksek lisans doktora yapan arkadaşlar varsa aramızda yani ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Bu haftadaki yayın çok kaliteli. Teşekkür ederim Selim. Beğendiyseniz millet bu tür hileleri öğrenmek için yaşam ya da öğrenme koçuna para veriyor. Evet, ya bu arada yaşam koçu da birkaç tane böyle denk geldi. Bir tane programı izliyordum. Adam yaptığı işi söyleyince bir gülesim geldi. Bak. Ne yapıyor musun? Bir tane hedef mi? Sen mesela şunu yapmak istiyorum diyorsun. Ben sana işte bunu yapmak için şunları şunları yapabilirsin diyorum ve sen bana para veriyorsun. Valla gülesim geldi. Çünkü sorun şu. Yani ben sana yol göstermemde bir sıkıntı yok. Ama eğer bir kişinin kendisi bir hedef koyup o hedefe nasıl ulaşacağını kendi iç dünyasında bulamıyorsa başkasından fikir alabilirsin bu arada. Başkasına sormak utanılacak bir şey değil. Ama sen hedefini koyarken, o hedefe giderken bütün yolları başkasının desteğine ihtiyaç yani duyarak yapabiliyorsan zaten o hedefe ulaşman çok da mümkün değil. Ama yani böyle biraz güzel keriz silkeleme yöntemi olarak görüyorum yani. Şey gibi, astrolojiye biraz benzetiyorum. Orada da işte fala falan bakıp insanlar para veriyor.
Burada arkadaşlar ben şeyim ya, bunları böyle kendim araştırarak, yani bu tarz şeyleri bu arada ben aylar öncesinde buldum bunları. Şey yapabilirsiniz. En son oradan da bahsederiz. YouTube'da düzenli olarak aratarak özellikle yabancı kanalları bunları bulabilirsiniz. Yani YouTube'da özellikle sürekli olarak yani mesela kanalın konsepti var. Sürekli yeni yapay zeka araçlarını şey yapıyor, anlatıyor falan. Yani o tarz kanallar var. Onlardan çok daha yenileri çıktıysa mesela başka araçlar, onları öğrenebilirsiniz. Ben de yayınlarında bildiklerimi bahsediyorum. Burada böyle iş. Aynen. Burada ben de öğreniyorum bu arada. Burada öğretmek gerçekten çok güzel arkadaşlar ya. Valla. Yani öğretirken kendini geliştiriyorsun. Yani farklı şekilde düşünebiliyorsun. Yani bu yayınları ben de dışarıdan belki tek size işinize yarıyormuş gibi gözüküyor ama ben de kendimi geliştiriyorum. Bugün iki tane önemli şey. Aslında bunlar çok önemli. Yani şu bahsettiğim şey mesela burada bir yazarın bütün katkısını yani bir tıkla sahne içerisinde öğrenebiliyorsun. Yani bu yani anlatılmaz yani. Bunun ne kadar önemli olduğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani o kadar önemli yani. Sonrasında arkadaşlar şu Poe'deki prompt oluşturma işi. Yani ben quiz oluştururken neredeydi? Bir daha oluştururum. Sıkıntı değil. Kaybettik sanırım ama. Yani o metini hikayeyi yazıp hemen quiz oluşturuyor. Yani bu da benim her gün yaptığım işi. Yani her gün işte 10 saniye, 20 saniye bir hikayeden alsam bir ay sonunda saatleri yapar. Bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ben de yeni şeyler öğrendim. Şimdi arkadaşlar buraya şey yapalım ama ben asıl sevdiğim arkadaşlar burada şey. Neredeydik ya? PDF buydu değil mi? Heh. Burası işte Ask Pilot diyorsunuz. Şimdi bu makaleye geldik mesela. Makalede şimdi şey var. Burada makaleyle ilgili arkadaşlar Explain Abstract of this paper in two lines. Burada abstract bölüm var ya şu yukarıda. Abstract bölüm arkadaşlar genel olarak bu makale ne ile ilgili ne bulunur sonuçları falan da biraz değinir. Bunu mesela iki satırda bana özetle seçeneği var. Burada hazır sorular. Bunu yazdığın zaman burada iki satırda cevaplıyor. Şu an umarım net gözüküyordur. İki satırda değil, iki maddede şey yaptı. Bu şekilde. Yani direkt abstract bölümünü burada okumaktansa bu şekilde burayı okuyup tam olarak ne ile ilgili anlayabilirsiniz. Diğer soru ne mesela? Conclusion from the paper. Burada işte makalenin sonuç bölümü. Aynı sonucu değil. Bütün farklı yazdırır. Ama sonuç bölümünde buradan mesela şuradan read full PDF diyelim. Şurada bak conclusion bölümü bak tablo falan var. Bir sürü uzun. İşte maddeler falan var. Mesela burada sonuç bölümünü direkt olarak yazdırabilirsiniz. Daha anlaşılır da olabilir belki. Burada yani çok fazla teknik detayı bulduysa anlamadınız. Mesela bir de burayı okudunuz. Bir de burayı okuyup daha iyi anlayabilirsiniz. Yani makalede sonuç ne? Sonuç generate. Niye? Bazen hata veriyor sanırım. Oh. Sonra şu result of paper diyelim. Mesela bu da çok önemli. Sonuçlar. Ya yani bu makaleden bir şey almış. Yani gelse makaleyi yazarken ya bir ya da iki tane bir sonuç bulursun. Yani sen deneyler yaparsın, laboratuvar çalışırsın falan filan. Mesela burada üç tane. Bu makalede üç tane sonuç varmış. Aslında ya yani burada adamın yazdığı 9 sayfa hepsi aslında üç tane bulduğu şeyle ilgili. Yani makalede bir gazete gibi düşünebilirsiniz. Yani haberci ne yapıyor? Sen atıyorum bir gazetecisin. Gidiyorsun yeni bir şey öğreniyorsun insanların bilmediği. Gazetede bunu yayınlıyorsun. İnsanı haberdar ediyorsun. Aslında makalede bu şekilde yani. Bilim adamı laboratuvara gidiyor. Aylarca çalışıyor. İşte deneyler yapıyor. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Metotlar falan da kullanıyor. İşte her şey işte yolun, şey kuralına göre. Aylar sonunda bir iki tane bir şey buluyor. Ve bu bir iki tane şeyi dünyayla paylaşıyor. İşte ben bunu buldum diyor. Aslında makale dediğim şey bu. Burada arkadaşlar bu bütün bu makale gördüğünüz her şeyin aslında yazarın amacı şu üç tane bilgiyi bize vermek. Bu kadar yani. Burada sen bütün makaleyi okumaktansa direkt olarak burada hemen sana veriyor. Ve sen şimdi mesela bu sonuçlar gerçekten seni ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu? Hemen buradan bakıp makalenin ne kadar seni ilgilendirdiğini anlayabiliyorsun. Baktın burada çok da seni alakadar eden bir şey yok. Hemen makaleyi kapatıp başka makaleye gelebilirsin. Bunu buradan anlamak için
Burada şey var. Introduction. Sonrasında burada metodoloji sanırım bu. Crowds Theory. Teoriyi anlatmış. Burada test measurements. Burada ölçüler. İşte hangi ölçüleri kullanarak mesela şey yapmış. Deney gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada analyzes. Analiz bölümü. Şurayı sizin arkadaşlar tamamen okumanız lazım. Ondan sonra mesela burada loudness. Burası da yine sonuç bölümü. Şuraya kadar böyle okuyacaksınız ki yani 3-4 sayfa falan. Zaten bir de makale çok eski sanırım. Böyle yazı stili falan farklı geldi. Burada anlamaya çalışacaksınız. İşte tam olarak ne bulmuş falan. Çünkü burada detaylı açıklama var. İşte şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan. Atıflar yapacak falan. Yani tam olarak ne bulduğunu, bir de iyi bir İngilizceniz de olması gerekiyor. Veya hem İngilizcenin yanında metodolojiyi de anlamanız gerekiyor. Adam hangi metodu kullanarak burada anlatmış. Mesela burada şey vardı. Burada Krauss teori. Burada Krauss diye bir teori varmış. Bu teoriyi tam olarak bilmeden mesela burayı tam olarak böyle anlayamayabilirsiniz. Burada açıklamış onu. Ama bunun bir de bu makale çok böyle özet geçer. Yani makale şey yaparken sizin bu teoriyi aslında bildiğinizi varsayar. Burada genel olarak parametrelerden falan bahseder işte. Teoride ne oluyorsa o şeyleri kullanıldığını. İşte şu parametre için bunu kullandık, bunun için bunu kullandık. İşte şu formül falan vermiş birkaç tane. Bunu şey yapıyor. Aslında arka planda bu teorinin gerçekten nasıl çalıştığını bilmiyorsan makale tam olarak anlamayabilirsin. O yüzden burada bakın çok teori falan da yok. Yani gayet basit bir dille burada yazmış. Yani çok daha rahat bir şekilde makalenin neyle ilgili olduğunu anlayabilirsin. Bir makalelerin eleme noktası çok önemli. Yani aynı havacılıkta da olsa bir sürü farklı detaylı alanlar var. Yani böyle doktora da falan özellikle. Ve detayın var. Yani sen çok küçük bir detayla ilgileniyorsun. Başka bir alandaki yani yine havacılık olsun ama başka bir konuysa seni hiç alakadar etmeyebiliyor. Yani oradaki bilgin senin hiçbir işine yaramıyor. O yüzden makaleyi direkt eleyip işine yarayan makalelere devam etmen lazım. Mesela burada müthiş faydalı. Ya bu kadar şeyi okumaktansa böyle hem gözün de yoruluyor. İşte sürekli böyle geçe geçe bakman lazım. İlgilim değil mi? Buraya hemen şey yapıyorsun. Sonrasında başka hangi soru var? Mesela burada bak methods used in this paper. Bak metotlar arkadaşlar. Bu ilk önce başlıyorsanız özellikle. Yeni okumaya, makale okumaya başladınız. İstediğiniz kadar İngilizceniz güzel olsun. Makaleyi anlamayacaksınız çünkü sorun şu, İngilizcesini anlayın, kelimeleri, anlamlarını anlayın ama metot ne bilmiyorsunuz. Yani o metot tam olarak ne işe yarıyor? Yani arka planda. Mesela bende bu CFD vardı işte Computational Fluid Dynamics. Programlar kullanarak şey yapıyorsunuz. Mesela bir uçak normalde işte burada rüzgar tünellerinde test yapılabiliyor ama uçağı veya uçak da olmasa gibi. Mesela şu bardak. Ben bu bardağı havada 1000 kilometre hızla, saatte 1000 kilometre hızla giderken ben bunu simülasyon yapabilirim. Ve etrafındaki hava nasıl değişiyor? Bunun mesela simülasyonunu yapabilirim. Bunun simülasyonu yapan bir sürü program var. Mesela CFD falan. CFD olarak geçiyor. Mesela ANSYS Fluent kullanıyorum. Metodoloji bölümünde abi bir sürü kelimeler var ve hepsi şeymiş. Yani oradaki metotlar adam şeyi gösteriyormuş aslında. Ben programda bir sürü şey var, parametreler var. Bu parametreyi şunu seçtik, bunu seçtik. Yani metotları söylüyor. Şimdi ben makale okumaya başladığım zaman o programı bilmiyordum. Okuyorum okuyorum anlamıyorum. Yani kelime olarak anlıyorum. Yani Türkçe çevirsen anlıyorsun. Yani Türkçesini biliyorsun ama yine anlamıyorsun. Yani tam olarak nasıl buldun? Ben böyle 10-15 tane makaleyi çok fazla anlamadım yani. Adam bulmuş ama nasıl bulmuş? Ondan sonra programı öğrenmeye başladığım zaman bir aydınlanma geldi. Ha dedim yani adam orada bir şey yazıyor şurada metot kullanmış işte. Aslında bunun dediği şey programda analiz yaparken bir tane seçeneği onu seçmiş. Bu yani. Ben direkt aydınlandım. O yüzden arkadaşlar yani bu makalede özellikle böyle anlamıyorsanız metodoloji falan üzülmeyin. İngilizcenize yormayın yani bunun sebebini. O tamamen metodolojiyle alakalı yani. Orada programı bilmeniz gerekiyor olabilir veya teorik bir şeyse o teorisini arkada atıyorum bir teorinin arkasında böyle uzun formüller olabiliyor. O formülleri bilmeniz gerekiyor eğer analitik çalışıyorsanız falan. O yüzden zaten akademisyenin bir kısmı o. Yani İngilizce halletmiş olmanız lazım. Ondan sonra sizin o teorileri iyice anlamanız gerekiyor ki bir makale karşısına çıktığında anlayabilirim. Mesela makale benim tamamen anlayabilmem için ilk önce şu Krauss teori ne? Bunu anlamam lazım. İyi bir şekilde bilmem lazım ki bu makale tam olarak ne yapıyor? Yani şuradaki şey değil bu arada. Bu adam ne yaparak? Hangi adımları teker teker izleyerek şöyle bir sonuç elde etmiş ben bunu anlayabileyim. Ya burada bu ChatGPT burada işe yaramaz.
Çünkü burada tamam genel olarak bize özet veriyor. Şunu yaptı, bunu yaptı, bunu buldu. Ama ben içselleşmek istiyorsam tam olarak yani bu adım adım aynı şeyi mesela hani ben oturup bunu yapabilir miyim sorusunun ben cevabını eğer evet demek istiyorsam tüm buradaki teorileri falan metotları öğrenmem lazım ki uygulayabileyim. O zaten işte doktora da yüksek lisans falan o sürece giriyorsun yani bu yıllar alan bir şey. O kadar kolay değil. Ama burada işinizi kolaylaştırıyor. Sonrasında arkadaşlar burada mesela formül var mı? O da çok sevdiğim bir şey. İlk başta da böyle çok karmaşık formüller olabilir. Mesela şurada bir formül var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Mesela burada işte p kare küçüktür büyüktür demiş. Mesela üzeri 1 bölü 2 eşittir. hc bölü h. Sonra 7 bölü 12. Mesela burada şu hc'yi falan yazmış mesela burada. hc 0.7 fit falanmış. Sonra 7 bölü 12 burada power follows. Mesela Kolmogorov mesela subrange. Mesela Kolmogorov subrange diye bir şey çıktı ortaya. Mesela bu ne? Bunu öğrenmen gerekiyor falan. Ama burada şu explain math End table var. Burada şeyde tabloyu da açıklıyor. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsun şurada formülü bak seçiyorsunuz. Ondan sonra formül burada çıkıyor direkt. Size bu formülü açıklıyor. Benim bu en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesiydi. Burada yeni SubZero hocam kendinizi bir makale yükleyip Copilot'u kullanabiliriz. Evet, SubZero yükleyebiliyorsun. Hem de ücretsiz de yani. Yani bildiğin şey ya hani bunu kullanmamak bilmiyorum ya inayilik gibi aşırı yani ne denir müthiş faydalı ve ücretsiz. Ya bu insanları böyle alnından öpmek gerekiyor. Bizim şey nereye gitti? Heh. Şurada arkadaşlar formülü gördünüz. Mesela burada highlight text is an equation. İşte formül olduğunu anladı. Burada arkadaşlar mesela bu p kare üzeri 1 bölü 2'yi şey yaptı. Burada açıklıyor. Sonrasında bu h'yi açıklıyor. Sonra 7 bölü 12'yi açıklıyor. Importance burada önemini açıklıyor makaleye göre. Bir de bu şey makalede anladığı için burada makaleye göre bunu açıklıyor. Yani şurada bir tane formül var. Altta da arkadaşlar şurada şey işte h şudur. Burada işte hc şudur falan deyip hemen kısa bir açıklama yapıyor. Çünkü makale bile kitap gibi değil yani. Kitapta mesela bir tane ders kitabı aldığınız zaman ne yapar? Ders kitabında en başta tanımlardan başlar. İşte şunun tanımı böyle terimleri falan başlamıyor. Makale öyle değil. Makalede bu teorileri falan açıklamaz adam. Zaten her halihazırda bildiğini varsayarak gider. O yüzden makale anlamak başta zor. Tezlerde ise biraz daha tez anlamak basittir. Çünkü tezin metodoloji ve bu metodoloji bölümü daha uzundur. Yani kullandığı metotları, formülleri falan varsa da detaylı bir şekilde açıklar. Oradan tezi biraz daha iyi anlayabilirsin. Neler kullanmış anlatacaklar. Ama makalede adam makale yazarken zaten bu metodu biliniyordur. Yani çok genel bilgileri bu konuyla ilgili bu alanda çalışan insanların bildiğini düşünür. Ve sadece kullandığı parametreleri söyler. Sonrasında amaç bir an önce bulduğu veri neyse işte birkaç tane 3 tane bulmuştu ya onları açıklamaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani makalede çok böyle açıklayıcı şey bulamazsın. Ama burada yine ChatGPT ile veya burada o aracı kullanıyor yani. Formülleri de açıklattırabilirsiniz yani. Yani bir tık daha hani buraya nazaran hani bir tık daha fazla açıklayıcı olur. Daha iyi anlayabilirsiniz. Sonrasında mesela tabloyu da şey yapıyor. Şimdi mesela şöyle bir tablo var. Bakalım tabloyu nasıl açıklayacak. Tabloyu yine seçiyorsunuz arkadaşlar. Bak burada bak PL, DB falan var. STD var, dev var. Mesela bunları açıklayacaktım. Bakalım. Sonra SSBD var. Burada the table shows the measured and predicted loudness levels in PL and DB of conventional and shaped minimal sonic booms. Burada mesela işte burada ölçülmüş ve tahmini şeyleri ölçüleri burada vermiş. Bütün ölçülmüş deney yaparak ölçüyor. Predicted da burada şey simülasyon yaparak buluyor. Bunları karşılaştırmış mesela. Bu PLDB'de mesela ölçülmüş arkadaşlar 103. Tahmini ise simülasyonda ise 105 bulmuş. Gayet yakın. Hani burada işte hata payı da var. 98 mesela ölçülmüş, 96 bulmuş. Ya, tablolar genellikle anlaşılıyor ama burada da mesela burada SSBD var. SSBD bütün makalenin başında falan da açıklamıştı. Kısaltmaları vermiştir. SSBD mesela burada direkt olarak şeymiş. Shaped
Sonic Boom Demonstrator. Burada bak açılımını direkt görüyorsun. Gibi gibi. Abi burada şey yapıyor. Detaylı bir şekilde bütün verileri açıklamış. Bak bu verileri burada anlıyor. Ve bunları tekrar söylüyor. Mesela important conclusions. Önemli sonuçlar. Burada da mesela bu tablo ne şey yapıyorsa burada şey yapabiliyor. Veriyor. Mesela bunu nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar? Bak şöyle de kullanılabilir. Eğer siz zaten makale yazıyorsanız böyle bir tablo kullanıyorsunuz. Yani bunu ne oldu? Yere tıklamamıştım. Mesela ya tablo kullanırsınız ya da grafik falan kullanırsınız. Yani grafikte burayı kullanamazsınız ama mesela bir tablo verdiniz. Makale yazarken tablo vermeniz yeterli değil. O tabloyu açıklamanız gerekiyor. Yani açıklayan bir metin yazmanız gerekiyor. Bir dakika. Niye kapandı ki ya? Orada da arkadaşlar direkt olarak şey yapabilirsiniz. İşte ne buldunuz yani? Bu tablo neyi açıklıyor? Bunu yazmanız gerekiyor. Bir yazıya dökmeniz gerekiyor. O biraz böyle zorlu olabiliyor yani. Oradaki işte bağlantıları falan bulmanız gerekiyor kendiniz. İşte şurada yükseldiyse bu şuna işaret eder falan. Şurada mesela important conclusions var. Şurada bunu açıklamış. Yani şurayı yapabilirsin. Sen mesela bir tane tablo oluşturdun. Mesela makale yazdın daha kendi PDF'e dönüştürüp daha yayınlanmadan falan. Buraya upload edersin. O tabloyu seçersin. Sonrasında o tabloyu burada şey yapar. Important conclusions mesela bu bölümünü şey yaparsın. Bakarsın. Böyle eksikler yanlışlar varsa düzeltirsin. Buradan copy yapıştır yaparak güzel bir paragraf yazabilirsin yani. Zaten tabloyu yazıya dökmek de hani çok zor olmuyor çünkü sen o tabloyu bunu çıkarmak için aylarca uğraşmışsın yani. Orada ne hepsini biliyorsun. Niye hangi veri niye kullandın hepsini biliyorsun. O yüzden hani yazıya dönüşmek için burayı da kullanılabilir yani fikir açısından. Direkt olarak copy paste yapmak zorunda değilsin. Ama bak böyle bir şey de var. Mesela burada gözünden kaçırmışsındır. Burada yani ChatGPT görmüş olabilir belki. Oradan değerlendirilebilir. Yani bir sürü arkadaşlar ben şu an böyle şeyim yani. Mesela bu daha öncesinde planladığım bir şey değil. Yani bu yayına hazırlanmadım. Şu an aklıma gelen şeyler. Yani siz sürekli günlerdir, yani günlerce bu tarz bunu kullanıp düşündüğünüz zaman yani bambaşka farklı fikirler bulursunuz ya bunları kullandığınız zaman işte bunu kullanmayan, bu tarz araçları kullanmayıp böyle fikirler geliştirmeyen insanların önüne geçiyorsunuz. Yani şu an böyle yarış şey gibi oldu. Yani yapay zeka ürünlerini kullananlar, kullanmayanların çok fazla önüne geçecek. Mesela şu site'ı falan ben işte Türkiye'de de arkadaşlarım vardı önce yüksek lisans doktora yapan falan. Bahsettiğimde bilmiyorlardı. Yani herkesin de bir haberdar değil. Yani bu ChatGPT falan genel halini belki biliyorlardır. Ama yani ChatGPT'den sonra bu araçlar çok daha iyi. Yani bunları da kullanmak gerekiyor. Şu formülü falan açıklaması aşırı iyi yani. Mesela burada limitations of this paper var. Mesela burada limitleri, sınırları falan. Buna şey yapabilirsin. Burada what data has been used in this paper? Bu makalede hangi veri kullanmış? Mesela bunu direkt alabiliyorsun. Burada kendiniz soru da oluşturabilirsiniz bu arada. Yani kendiniz bir şeyler sorabilirsiniz. Ayrı. Mesela bir tane elinde bir bilgi buldun. Bu bilgi işte makale bu bilgiyi destekliyor mu diye sorabilirsin. Gibi gibi. İşte burada find related papers var. Ama bunu daha öncesinde de şeydi zaten. Related papers'ı 17 tane seçenek vardı. Oradan da ulaşabilirsin. Ama burada feature work suggested in this paper. Mesela biraz bahsetmiştim ya işte. Bu cevaplanmamış sorularda. Bu bölümden almış olabilir. Makalenin sonunda da arkadaşlar. Conclusion'da da. İşte ben makalede bunları buldum ama bunlar da eksik. Tabii yani her şeyi bulamıyorsun. Bir şeyleri bulurken bir şeyler eksik kalıyor. Orada da şunları da çalışılabilir tarzında bu conclusion'ın yani sonuç bölümü sonlarına yazabiliyorsun. Burada da şöyle bunlar varmış. Bahsettiği bir noktada sana. 4 tane mi? Aynen 4 tane nokta var. Bunları da mesela farklı fikirler açısından. Şimdi makaleyi anladım. Şimdi makaleye benzer bir şey yapmak istiyorsun.
Mesela bu burada fikirler verebilir. Yani buradaki konular sana yeni makale yazmak için fikir verebilir. Eğer sen de bu alanda uzmansan, ya yani buradaki metotların hepsini biliyorsun gibi düşün. Buradaki şeyler sana fikir verebilir. Ha, ben bu konuyu araştırıp makale yazarım deyip oradan ilerleyebilirsin gibi gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hepsi bitti sanırım. Bu arada şeyi merak ediyorum. Sizin favori aracınız hangisi oldu? Hangisini en çok sevdiniz? Resul hoş geldin. CFT için kaynak önerin var mı hocam? Hep yapısal çalıştım ama daha önceden CFT alanına geçiş yapmak istiyorum. Ya ben CFT'yi şeyden öğrendim. Ya Ansys Fluent öğrendim. Bence şey tavsiye ederim. Ama biraz şey. Ya diğer hepsi sağlam bilgisayar istiyordur ya, simülasyon büyük olunca. Ben aerodinamik çalıştım ama. Yapısaldan kastın şeyse, atıyorum malzeme işte bir tane metal şey var, tablet var. O tabletin işte şey çekme, germe dirençlerini falan araştırıyorsan onu yine Ansys Fluent'le yapabiliyorsun. Ben aerodinamik çalıştım da süpersonik hızlarda. Uçakların oluşturduğu şok dalgalarını araştırıyorum. Abi benim konum bu şok dalgaları oluşturduğun zaman işte şey ses patlaması dediğimiz sonic boom dediğimiz bir şey oluşuyor. O yüzden bu büyük yolcu uçakları işte Concorde gibi uçaklar boyutu büyüdüğü zaman bu ses şiddeti de artıyor. Benim amacım bu ses şiddetini azaltmak. Şimdi de zaten hem Concorde kaza yaptığı için o biraz da böyle bahane gibi bir şey oldu. Ama ondan önce bir sürü ülke şey demişti ya Concorde işte benim üzerimden süpersonik uçamazsın. Çünkü bu ses patlaması insanlara da zarar veriyor. Hatta bir sürü çalışma var mesela ineklerin falan süt verimini azaltıyormuş bu sonik patlama. Benim konum işte bunun şiddetini azaltmak. Bir sürü yöntem var. Benim yöntem mesela yüksek sanat çalıştığım şey bu arkadan çıkan şok dalgasıyla bu motordan çıkan da engine plum deniyor. Sıcak gaz diyebilirsin. Bunun arasında bunlar çakışıyorlar. Bir etkileşim var. Bu etkileşim şey de söyleyeyim. Bak burada hatta makalede de var zaten. N-Wave. Şu arkadaşlar. Mesela şunu görüyor musunuz net? Bunu kapatsak nasıl olur? Copilot'ı. Şu soldaki şekli görüyorsunuzdur herhalde. Şurada arkadaşlar buna N-Wave deniyor. Bu N-Wave'in olması sebebi ilk önce bir çıkıyor sonra iniyor. Hem genel kültürde olsun. Arada böyle yayınlarda bahsediyorum. Ya benim alanım aslında havacılık yani. Böyle İngilizce öğretiyorum, Çince falan böyle muhabbet sohbet ediyoruz ama uzmanlık alanım havacılık diyebilirim. İşte İngilizce de artık uzmanlık alanım oldu yavaş yavaş. Artık 2 yıldır öğretiyorum. Burada arkadaşlar uçakta şöyle bir şey var. Şeyden gittiği zaman hatta burada bak sonik bak şey olsun. Bu şimdi siz uçak geçiyor, ses duyuyorsunuz, patlama duyuyorsunuz. Bunlar niye duyuyorsunuz diye size ben unutmayacağınız şekilde anlatacağım. Genel kültür olsun böyle bir yerlerde satarsınız. Ya bu çok böyle karmaşık. Bu kadarına bu resmi görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada uçak. Şöyle bir tık daha büyüteyim. Bu uçak gidiyor. Yani böyle yan dursa daha güzel olurdu ama. Yan duran var mı? Ha şu da. Bir dakika. Burada büyük ihtimalle mermi fark etmiyor arkadaşlar. Barda da gönderseniz böyle bir etki oluşuyor. Supersonik hızla gittiği zaman yani sesten hızla gittiğinde ses hızı da arkadaşlar saniyede 400 343 metre. Yani
Ben atıyorum konuştum. Siz eğer benden 343 metre uzaktaysanız, bir de bu sessiz de yüksekliğe göre falan değişiyor. Kafanız karışmasın. Yani 343, 340 metre diyin. Benim 340 metre ilerimde uzamdaysanız benim söylediğim bir saniye sonra duyuyorsunuz. Yani ses de bir dalgayla ulaşıyor. Dalgayla hareket ediyor. Sonrasında şurada eğer sesten hızlı gittiğinde arkadaşlar şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi bak bu da çok güzel açıklıyor. Burada da yine gözüküyordur. Burada arkadaşlar ilki sabit. Şeysin. Sen sabitsin ve senden ses çıktığını düşün. Ya konuşuyorsun. Sadece sen ortadasın, her yere o ses dalgası şey yapıyor. Yani şey gibi düşün. Bir taş atıyorsunuz ve dalgalar çıkıyor ya. Aynı. Zaten hava ile su aynı yapıda, çok az fark var. Mesela işte hava şey sıkıştırılabilir, su sıkıştırılamaz. Hani hareketler aslında şeyleri, etkileri, yani tepkileri de diyebiliriz, çok benzer. O yüzden hani havayı anlamak için önce bir suyu anlamak daha doğru. Yani suyu anladıktan sonra havayı anlamak daha kolay. Burada sabitsiniz. Yani bir taş attığınız suya gibi düşünebilirsin. Burada arkadaşlar şey yaptığınız zaman şurada ileriye doğru gidiyor. Bunda şey gibi düşünün. Yine bir gemi suda ilerlediği zaman ne olur? Önde biraz daha böyle hani su kalkar ama arkada daha böyle şeydir. Ne denir? Frekansı daha az. Yani böyle şey aralar daha boşluk gibi düşünebilirsiniz. Ama önde frekansı daha fazla. Burada bu ses hızına, yani ses hızına yaklaşıyorsun. Burada tam ses hızına ulaştığımız zaman şimdi bu dalgalar da ses hızında ilerliyor. Sürekli. Hani işte evrende ışık hızı sabit ya, ışıktan hızlı bir şey gidemez. Işık hızında gidiyor. Burada da hani sen belli bir atmosfer durumundaysan sesin ses hızında gidiyor. Yani onu geçemez gibi düşünebilirsiniz. Burada da sen ses hızına gittiğin zaman senin bu sesin, senin önünde giden sesin hep aynı noktada kalıyor. Yani ses çıkıyor, ilerlerken sen de onunla aynı hızda ilerliyorsun ve bu önde bir birikme oluyor. Bunda arkadaşlar şu uçak şuraya buna yaptınız mı? Görüyor musunuz şu an? Şu görüntü böyle bak çok şaşırmış olabilirsiniz. Ne oluyor falan filan diye. Burada da arkadaşlar bu böyle bir görüntü oluşuyor. Tam o sırada. Bunun sebebi de bu basınç olduğu için tam uçağın önüne, yani burada tam uçağın üstünde müthiş bir basınç oluşuyor. Ve oradaki hava yoğuşuyor. Ve böyle bir bulutumsu görüntü oluşuyor yani. Yani burada hava buharı bir anda şey yoğunlaşıyor diyebiliriz. Bak şurada da görüntüler var. Bunun sebebi bu aslında. Ya şu an böyle bir görüntü görürseniz bir yerde bunun niye olduğunu biliyorsunuz. Ve bu arada uçak üzerinde de büyük basınç olduğu için tam ses hızında durmak istemezsin yani. Bir an önce ses hızını geçmen lazım. Geçtiğinde ne oluyor? Hemen tekrar gelelim. Ha, burada da olabilir. Mesela bu uçak yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada ses hızı gittiği zaman da senin önünde de önüne gidecek olan şey dalga da aslında sen sesten hızlı olduğun için arkana düşüyor. Yani şöyle bir görüntü oluşuyor. Siz buraya şey dikkat ettiyseniz böyle iki tane ok işareti var. Şöyle bir şey oluşuyor. Ve bu bir tanesi yere doğru geliyor, bir tanesi yukarıya gidiyor. Ve burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz ortak nokta ne? Şu bir çizgi de var ve o çizgide üzerine bütün şok dalgaları, oluşan bütün dalgalar bu aynı çizgi üzerine birikiyor. Ve bu çizgi, yani o çizgi böyle güçlü bir şok dalgası gibi düşünebilirsin. O yüzden bu sönümlenmiyor havada ve yere kadar gidiyor yani. Sen işte atıyorum 5000, 5 kilometre havada da olsan o 5 kilometreden gelip direkt olarak yerdeki insanı o basınç hissedebiliyor. Burayı da gördünüz. Şimdi bu yere doğru geliyor. Geldiği zaman arkadaşlar şimdi ne yapmış o? Şu resime bakalım. Burada biraz şey, yani bu konuyu anlatmak için yeni başlayanları anlattım. Şimdi asıl oluşan şey arkadaşlar bu normal gerçek hayatta rüzgar tünelinde çekilmiş bir fotoğraf. Yani bu şu dakika oluşan dalgaların hepsi gerçek hayatta oluşmuş. Bunun işte bir çekim tekniği var, burada oluşturuyor. Mesela bu mermi düşün arkadaşlar. Bir önde bir şey var. Bu şekilde bir basınç şey oluşuyor. Şurada gördünüz mü? Bir çizgi halinde aşağıya kadar geliyor. Bakın dümdüz bak. Yani sürümlenme falan yok. Direkt olarak. Yani siz yerdesiniz mesela. Şu çizgisinin üstünüzden geçiyor.
Üstünden geçtiğinde ne oluyor onu söyleyeceğim. Arkadaki çizgi de üstünden geçiyor. Ama bu iki çizgi arasında bir fark var. Bu fark da basınç arasındaki basınç farkı. Orada makaleye mi geleceğiz? Makale değil, değil mi? Burada da arkadaşlar şu an bu şekli net görüyor musunuz? Şöyle bunu büyütsem. Görüyor mu? Aa, güzel. Ben şöyle daha iyi gösteririm. Ben bunu seçeyim. Buraya koysun. Burada kalitesini düşürüyor ama ya. Ama önemli değil. Burada işte şey yükseliyor sonra düşüyor. Yani önemli olan burada şey. Şu arkadaşlar şu çizgi atmosfer basıncı. Yani biz şu an şey üstümüzde de bir atmosfer basıncı var. O öndeki çizgi geldiğinde şu ilk çizgi var ya. Şu ilk çizgi üstümüzden geçtiği zaman tam bir anda basınç yükseliyor. Yani pozitif basınç diyebiliriz yani. Yüksek basınçlar. İlk çizgi, ilk o şok dalgasında. Sonrasında arkadaşlar ikinci de şu ikinci ise negatif basınç. Yani atmosfer basıncı ise atmosfer basıncından daha az düşük basınç. Bu da şu eksi. Ve bu arkadaşlar şu artı basınç ve eksi basınç milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Yani şey düşün şu iki basınç arasında iki şok dalgası arasında şey yani uçak atıyorum metre savaşçıların kaç olur işte 3-4 metre olsun. 4 metre uçağın hızıyla geçiyor yani milisaniyeler içerisinde sen bir anda kulağın şeye maruz kalıyor. Yüksek basınç sonra düşük basınç. Savuşçakların da nispeten küçük oldukları için buradaki artı basınçla eksi basınç o kadar yüksek değil. Yani ve bu patlama o kadar da çok rahatsız etmiyor. Yine çok yakından geçerse bazı mesela savaş filmlerinde şey görmüş olursunuz, görmüşsünüzdür. Savaş mesela bu şey binaların arasından falan çok yakın mesafeden uçtuğunda pencereler kırılıyor. Mesela merak ettiyseniz yani o pencere nasıl kırıldı? Arka planda ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar aynı durum. O pencerelerin milisaniye içerisinde basınç demek kuvvet demek. Yani o pencereyi milisaniye içerisinde bir anda çok hızlı itip sonra eksi basınçta da vakum etkisi var. Sonra çektiğinizi düşünün. Ve cam sağlam değilse kırılıyor. Yani uçakların yakından geçerken camın kırmasının sebebi aslında bu. Yani ses dediğimiz şey aslında bir basınç. Ve bu işte yol uçakları, Concorde gibi büyük uçaklar olduğu zaman yani o cisim büyüdüğü zaman şuradaki artı basınç daha da artıyor, eksi basınç daha da azalıyor. Yani makas artıyor ve oluşan bu patlama sesi daha da artıyor. Yani bunu patlama sesini bak şöyle göstereyim. Şimdi bunu o ses sesini açayım. Burada arkadaşlar uçak uçarken bir yerde pat pat diye bir ses duyacaksınız öyle sanki bomba patlıyormuş gibi. Duydunuz mu? Normalde uçağın böyle bir gürültü sesi var. O ayrı. Bir anda böyle patlama sesi var. Sanki bir bomba patlatmışlar gibi. Yani o yüzden sonic boom deniyor. Yani ses patlıyor bildiğin. Aslında o sesi duyarken arkadaşlar işte arka planda bu uçak giderken şey oluşuyor. Şu şekilde iki tane şok dalgası gönderiyor. Bir tanesi yüksek basınç, bir tanesi eksi basınç ve bu kameranın işte o mikrofonun üzerinden milisaniye içerisinde artı eksi basınçlar geçiyor ve biz onu patlama olarak duyuyoruz. Sonrasında benim konu ise arkadaşlar şimdi amaç burada bu makas ne dedik işte bir taraf artıyor bir taraf azalıyor. Şimdi bizim bu sesi azaltma işte bir sürü araştırmacı da benim gibi bu sesi nasıl azaltabiliriz? Bunu azalttığımız takdirde biz yolcu uçaklarını da süpersonik yapabileceğiz. Yani
Ben yolculukları süpersonik uçamaz sebebinin en büyük etkisi bu. Yani çoğu ülke çünkü yasakladı. Yani çok fazla bu patlama şu an savaş uçağından böyle çıkıyor. Savaş uçağı nispeten küçük. Aynı yerden 5 kat daha büyük bir savaş uçağı gitseydi bu patlamanın çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar orada sağır edebilir. Yani ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. O yüzden yasaklandı. Burada da bizim amacımız da burada bunu azaltmak. Azaltmak da aslında sesi nasıl azaltırsan aslında sesi yapan şey bu basınç farkı. Anlık basınç değişimi. Sen şu alt baştaki yüksek basıncı kırparsan, azaltırsan bu şekilde düşürebilirsin. Burada eksi basıncı da sen biraz daha yükseltirsen ya çok fazla düşmesine izin vermezsen de artırabilirsin. Mesela yüksek sinasta çalıştığım konu şu arkada oluşan şok dalgası eksi basınç şey yapıyor ya. Burada arkadaşlar eksi şey yaparken bu kuyruk oluşturuyor bunu. Kuyruktan eksi basınç şok dalgası geliyor. Ve bu uçağın ortasında ise var. Uçak motorundan çıkan engine plum üzerinden geçiyor bu şok dalgası. O noktada da bu şok dalgası nasıl değişiyor? Yani ben şurayı şu eksiye inen kısmı biraz daha böyle kırpabilir miyim diye bunun çalışmasını yaptım. İşte motorla kanat arasındaki mesafeyi değiştirdiğim zaman nasıl etki oluyor? Hangisinde artıyor, hangisinde azalıyor? Ondan sonra uçağın hızı değiştiğinde nasıl oluyor? Ondan sonra bu hücum açısı dediğimizde kanadın hücum açısını değiştirdiğim zaman nasıl değişiyor? Gibi gibi farklı parametrelerin hepsini yaparak bu şekilde tablolar oluşturarak bunu yapmıştım. Etkileşiminin bu sonik patlamaya olan sonik patlama üzerine etkisini hangi parametrelerde nasıl bir değişiklik oluyor? Yani sürekli bu en wave'leri hepsini simülasyon sonucunda hepsinde böyle şok dalgalı basınç hesaplamalarını yapıp bunların hepsinin çıktısını almıştım. Yani toplamda böyle 50-60 tane simülasyon yaptım. Bu şekilde arkadaşlar umarım böyle çok detaya girmemeye çalıştım sıkmayacak şekilde. Ama genel kültür en azından şu an ses dediğinizde veya uçak böyle pat diye uçaktan bir patlama sesi duydunuz. En azından yani üzerinize bomba atıldığı gibi düşünmezsiniz diye düşünüyorum. Ya o genel kültürü verdiysem güzel. Anlaşıldı mı? Böyle kafanız takılan yerler varsa sorun. Var yayında sorun yok değil mi? Bugün hiç drop girmedi. Benim en azından OBS'de öyle gösteriyor. Umarım sizde de takılma yoktur. Türkan en sonunda anlattınız. Evet. O okumuştum. Şu en iyisi. Resul Şahin çok iyi hocam demiş. Konuya mı dedin? Şu an arkadaşlar kaç kişi izliyor? Burada mısınız? Ben iki kişi gösteriyorum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Burada veriler hep yanlış bir ara beşi görmüşüz. Buradayız hocam. Tamamdır. Konu da iyi hocam. Benim yüksek lisans arkadaşlar bunu araştırdım. Ve bu makaleleri anlamak için değil, ilk yıl zaten ders var. Ondan sonraki bir dönem bu konuyu belirliyorsunuz hocanla. Ondan sonra research proposal dediğimiz bir yazıyorsunuz. Research proposal da ne? Hatta ben şu an doktora da bu dönem bunu yazmam. Bunu yazacağım. Hatta yarın biraz böyle bu açıklarla falan zaten konuya hakim olduğum için biliyorum. Pazartesi günü hocayla görüşeceğim. Bu dönem içerisinde bitirmem lazım. Research proposal da şu. Sen bir sürü makale okuyorsun falan. Alanla ilgili. Ben burada sonik boom'la ilgili yani. Bu sonik patlamayı azaltma ile ilgili. Konum bu. Bununla ilgili bir tane açık bulacağım. Yani bir sürü metot var. Farklı farklı yöntemler var. Bir de mühendisliğe de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani sıfırdan yeni bir şey de bulmak biraz daha zor gibi. Yani çalışılan konular belli. Genel olarak makaleler üzerine. Yani bir metot var veya sen metot da geliştirebilirsin. Bu sonik patlamayı azaltmak için bir sürü metot var. Burada da herkes buluyor. Sen
Biraz daha işte %2 azaltma, %5 azaltma. Hani verimliliğini artırmak. Yani atıyorum sen %5 azaltacak bir metot bulacaksın. O yeterli bir makale yazmak için. Başka birisi %2 azalttı, yine bir makale yazdı. Bir noktada işte bütün bu her şey birleşip o kabul edilebilir seviyeye indiği zaman bakalım ya böyle 5-10 yıl sonrasında süpersonik uçaklar kullanabiliriz. Hatta şey projesi de var. Yani o da ilginç. Tesla'nın mıydı? Kimin de? Bu şey roketle uzaya çıkıyorsun. Uzaydan bir noktaya gidiyorsun. Sonra iniyorsun. Uzaya çıkınca işte bu sonik patlamayla falan uğraşmıyorsun. Hem yakıt derdin de yok. Sürüklenme kuvveti az olduğu için çok daha rahat gidebiliyorsun. Ama orada da şey sıkıntı var. Uzaya çıkmak yer çekim kuvvetine karşı koyuyorsun. İşte o çıkarken sen belki de işte şey sen ya orayı geliştirmediysen o teknolojiyi daha uçarkenkinden daha fazla yakıt yakabilirsin. O yüzden ya uçak aslında çok, o açıdan kanatlarla direkt şey yaptığın için bir noktada çok daha hızlı havalanabiliyorsun. Yani seni kaldıran kanat belli hız ulaştığın zaman havada süzülebiliyorsun. Ama dik çıkmak bambaşka bir olay. Yani yakıt harcaması yani yüzlerce kat artabiliyor. Yani çok farklı çalışmalar var, farklı konular var. Benim şu an iş olarak şey odaklandığım için Udemy'ye savaştan böyle video falan çekiyorum. Yani şu an doktora şey olarak bakıyorum. Mesela geçen sene şey olarak bakıyordum. Udemy'ye böyle part-time iş olarak bakıyordum. Doktoraya işte yani çok verimli bir şekilde, yani yoğun bir şekilde doktoraya çalışıp bir makale yazıp sonrasında işte kadro bulurum diye düşünüyordum. Şu an Udemy işte geçen sene bu son bir yılda gelirim iyi yükseldi. Yani direkt 100 dolar ilk yıl 100 dolar civarı falan kazanıyordum. Şey düşünmüştüm o zaman. Yani bir yılda 100 dolar kazandıysam böyle 2-3 yılda sonrasında 400-500 anca görürüm diye düşünüyordum. O zaman da 400-500 dolarla geçinemezsin. O zaman şey düşünmüştüm. Yani Udemy part time iş olarak kalsın ben asıl işime doktor olarak devam edeyim. Geçen sene hatta bunun üzerine de bir yayın yapmıştık. Nasıl para kazanabiliriz işte bu üniversite öğrencisi olarak. Orada da, o yayını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylı Udemy'deki bütün stratejileri anlatmıştım. Özellikle Udemy'de bir şey öğretmek istiyorsanız o yayını bence kaçırmayın. Yani, hatta şey, Selim mi demişti? Bu koçlara insanlar para veriyor diye. Yani orada gerçekten para verirseniz bile ulaşamayacağınız bilgiler var. Yani bütün şeffaflıkla 2 yıl içerisinde neler tecrübe ettim, hatalarım neydi, doğru yaptığım şeyler neydi hepsini paylaştım Udemy'de. İşte bu geçen Ağustos'ta arkadaşlar 700 dolar gördüm. Yani ilk yıl 100 dolar civarındaydım. İkinci yıl 700'ü gördüm. Baktım aha burada bir şeyler var. Hani gerçekten ben hayatımı Udemy'den kazandığım parayla idame ettirebilirim. Düşününce şu an şeyim. Burada full time iş olarak Udemy'ye bakıyorum. Part time olarak doktora bakıyorum. Yani mesela bu dönem ben de okul sistem olarak burada ne zaman ne yapman gerektiği yazıyor. Yani belli. Bu dönem mesela ben sadece proposal yazmam gerekiyor. Siz şeye göre, plana göre. Sadece proposal yazacağım. Başka hani makale yazmaya falan kasmayacağım. Seneye işte makale yazmayı falan başlarım. Onun dışında bütün boş zamanlarım, işte diğer kalan zamanların hepsini Udemy'de video çekmeye odaklanıyor. Yani o yüzden aslında hani şu an bütün enerjimi bu konuya verseydim yani çok daha böyle kapsamlı anlatım yapar mıydım? Çünkü çok da yani çok detay olunca ilginize çekmez. Çünkü bu yani en böyle genelini anlattım. Bunun daha detayı, metotları falan bilmiyorum. Hiç öğrenmek istemezsiniz yani. Çünkü işinize yaramayacak. Bu şekilde. Onun dışında ise başta bahsettiğim böyle araçlar falan yok. Buradayız. Aynen burada tamam arkadaşlar. Sezer Kerim, geçen sene bizi çok boşladınız. Yayınlara çok ara verdiniz. Evet. Geçen sene şeydim ama. Biraz daha hem yüksek lisans yeni bitmişti. Sonrası bayağı bir stresli dönem geçirmiştim. Doktoraya bursa başvurdum. Bir de o belirsizlik var. Yani bursa başvuruyorsun. Burs çıkacak mı çıkmayacak mı falan filan. O noktada ya Udemy'de yeni başlamıştım o zaman. Udemy'de yani bütün böyle enerjimi Udemy'ye şey yapıyordum. Sonrasında tez yazdım işte yüksek lisansın sonunda tez yazmıştım.
Sonrasında işte bu makale yaz, tez yaz, bu tez sonuçları sıkıntısı çıkacak falan. O yüzden Udemy'ye çok YouTube'a çok bakmamıştım. Ama bundan sonra her hafta cumartesi yayın yapmayı planlıyorum. Ya böyle bir konu belirlenince de güzel oluyor yani. Abi ben de zevk almaya başladım. De Udemy'de bu YouTube'a arkadaşlar ara verme sebebi de Udemy'den sonra özellikle. Şimdi biraz böyle gerçekçi, hatta o para kazanma videosunda söylemiştim. Şimdi gerçeği var. Ben doktora yapıyorum, tamam, burs kazanıyorum, şu an param yeterli. Ama bu doktora bir gün bitecek. Yani 3 yıl kaldı, 3 yıl sonra doktora bitecek ya, ben eğer bir kadro bulamazsam, bir üniversite iş bulamazsam böyle elde var sıfır gibi bir durum var. Yani benim o yüzden artık bir becerimi paraya dönüştürmem lazım. Bu hayatın bir gerçeği yani, gerçekçi bakınca. YouTube'da arkadaşlar ben onu yapamıyorum. Yani YouTube'da hatta bak göstereyim. Ben 4 yıldır, ben Sezer bayağı eski takipçilerden. Ben 2019'un Mayıs'ında başladım arkadaşlar. Ve YouTube'dan size bak göstereyim direkt. Aylık kazancım 5,72 dolar. Yani bu aylık kazanç. Günde böyle 0,26 dolar falan kazanıyor. Yani bunun anladım. Yani YouTube'da ben bir gelir yaratamayacağım. Ben bu şekilde içerik üreterek. Sonra Udemy'ye başlayınca Udemy'de de şeydi. Bak bir de Udemy'deki grafiği de göstereyim. Tüm zamanlar. Burada arkadaşlar Udemy'de bak Ağustos'ta başladım 2021. İlk ay 0,95. Bak ikinci ay bak. Ya başladım daha yeni. İkinci ay 49 dolar. YouTube'a bakıyorum. 4 yıl geçmiş ya. 4 yıl binlerce video çekmişim. 7 saat, 8 saat. Bak Sezer de biliyor. Yani ben yayın yapmışım. Bir sürü emek vermişim ve maddi olarak ne kazandın dersen 5 dolar. Hani. Yani böyle hani güzel tam muhabbet ediyoruz ama bir noktada artık gerçekçi baktığın zaman bir şeyler yanlış. Yani buradan bir şey olmayacağını yani maddi gelir olarak anlıyorsun. O yüzden Udemy'ye baktığım zaman ikinci ay 50 dolar, üçüncü ay 78, sonra 148 gördüm yani. Direkt 4 ayda falan. Yani YouTube'da 4 ayda para kazanmaya çalışamazsın. Sonrasında oldum, ben bir aydınlanma geçirdim. Tabii böyle iniş çıkışlar var. Mesela ilk ay ortalama böyle 100 dolar civarıydı. Sonrasında ikinci yıl direkt 683 yani 600'leri görmeye başladım. İşte geçen ay Ağustos'ta 715'i gördüm. Sonra 600. Mesela bakalım bu ay bilmiyorum ne kadar olur. Bu şekilde devam ediyor. Yani olmaya karar oldu. Artık ben bütün odağımı video çekmek için odağımı Udemy'ye vereceğim. YouTube'a biraz da Udemy'de mesela şimdi ne yapıyorum? Her hafta cumartesi, çarşamba günü bir sürü kurslar oluşturuyorum. Mesela bugün de yeni bir kurs oluşturdum. Bu One Way Ticket diye. Çarşamba günleri mesela bu yeni oluşturduğum kursların ilk videosunu, ilk sayfasının çevirisini video olarak YouTube'a atıyorum. Burada ben bir reklam amaçlı. Hem o çeviri yaparak yani YouTube'da da böyle biraz öğrenebilirsiniz. Ve hikaye kitabını sevdiyseniz, o kitabı sevdiyseniz direkt olarak burada hikayenin kendisini kursu satın alıp oradan ulaşabilirsiniz. Yani böyle bir şey yaptım. Cumartesi yayınları da arkadaşlar muhabbet etmek güzel oluyor. Yani bu şekilde şu an çözdüm yani. Bütün enerjimin büyük bir kısmını Udemy'ye şey yapıyorum. Çünkü Udemy gerçekten de yani bir iş olarak bakıyorum artık. Çünkü emek veriyorum ve emeğimin karşılığını alıyorum. YouTube'dan maddi olarak almıyorum. Ama YouTube'un bana en büyük faydası ne oldu? Bundan da bahsetmiştim. Ben yüksek lisansa buraya geldiğim zaman yine kararsızdım. Yani ben daha sektör mü, akademi mi onda bile kararsızdım. Ben bir şey yapayım, Türkiye'den bir gideyim kafasıyla geldim. Burada ben YouTube'la bir şeyler öğretirken canlı yayın yaptık falan bir sürü bir şeyler hep öğretiyordum ve fark ettim. Yani YouTube benim kendimi keşfetmemde yardımcı oldu. Ben bir şeyi öğretme gerçekten sevdiğimi YouTube'la anladım. Yani o konuda da YouTube'un bana faydası çok büyük yani. Yani o bile yeter. Yani para kazandırmasa da gerek yok. Ama artık onu fark ettim yani bir şey öğreterek de para kazanıyor olmam lazım. Onu mesela Udemy sağladı. O şekilde gibi düşünebilirsin. Hayat bir merdiven yani. Basamak basamak bir şeylerden bir şey öğreniyorsun. Sonra onu başka bir şeyde kullanarak başka bir şeye dönüştürebiliyorsun. Her hafta cumartesi sizi bekliyoruz. En kötü yayın kaydı izleriz.
Ya tamam deseler. Ya zaten yayınları şey yapıyorum. Silmiyorum. Onları da oradan izleyebilirsiniz. İlk yayınlarda beraber Nisa'yı harcadık. Evet. Özellikle bir 7-8 saat falan yayın yapmıştım ya çok fazla. Özellikle telefondan falan da yapıyordum. O zamanlar şeydi. Güzeldi ama ya böyle KFC'de falan sabahlayıp günleri yad etmek amacıyla nostalji maçta sizi izliyorum. Ha, teşekkür ederim Seder. Ya bende böyle muhabbet güzel oluyor ya. Yani gerçekten sanki böyle kafede oturmuş muhabbet ediyormuşuz gibi. Hem bir şey yani boş muhabbet de değil. Ya ben normalde zaten burada da arkadaşlarla buluştuğum zaman hani boş muhabbet de arada oluyor ama genellikle şey bir konu üzerinde falan böyle tartışmayı konuşmayı severim. O yüzden bu yayınlarda şey hani bir tane konu belirleyip o da güzel. Yani öncesinde hep böyle sohbet yayını adını açıyordum. Yani yayından ChatGPT konuşuyordukken bir şey konuşuyorduk. Ne konuştuğumuz belli değil. Yani birisi sonradan açsa bunlar ne konuşuyor deyip yani yayını kapatabilir. Çünkü bir şey yok. Yani bir ortak bir konu yok. Ama bu özellikle neredeyse 2 aya yaklaşıyoruz bu arada. 6 ay, 6 hafta oldu sanırım. 6 haftadır. Belli bir konuda yayın açıyoruz. Yayının başı o konuyla ilgili konuşuyoruz. Yayının sonunda yine hani böyle geyik muhabbeti yapacaksak yayının sonunda yapıyoruz. En azından yani sonradan izleyecek arkadaşlar için de güzel oluyor yani. Adam atıyorum sadece konuyla ilgileniyorsa o bölümü izleyip direkt olarak şey yapabilir. Hani muhabbet kısmına geçebilir. İstek saat yayının bütün günümüz sizle bitiyor da. Evet. Ben burada sabahladığı zaman orada gece 1-2 falan oluyordu. Yani bir gün kahvaltıya falan da gitmiştik. Valla bu arada teşekkür ederim arkadaşlar. Yani böyle yayında beni yalnız bırakmıyorsunuz. Yani siz de seviyorsanız ne güzel. Yayının çünkü şeyden video çekmekten çok farklı. Çünkü video çektiniz mesela videoda bir de şey yaparken atıyorum bir tane ben mesela metin çevireceğim. Şurayı çevirerek şey yapacağım. Direkt olarak okuyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İşte bugün burayı çeviriyoruz deyip başlıyorum. Cümleyi okuyorum, çeviriyorum, okuyorum, çeviriyorum falan filan. Ondan sonra video paylaşıyorum. İşte o videoyu insanlar bugün izler. Bir yıl sonra izler. Artık o benden çıkıyor. Yani onu dert etmiyorum. Çünkü şey o hep orada kalacak. Ama yayında farklı psikoloji var. Yani ben bir şey yapıyorken o an izleyen birisi olması lazım. Yoksa yayının bir anlamı kalmıyor. Yani bu yayını yapmamın sebebi aslında sizi izleyen arkadaşların olması. Çünkü şey yani kimse izlemiyorken yayın yapmak kadar böyle absürt garip bir şey yok. Şeyde olmuş çünkü böyle çeviri yapıyorduk bir ara. O yüzden o çeviri yapmayı da vazgeçmiştim yani. O, hatta yayından da soğumuştum o zaman. Böyle 2-3 kere falan yayın yapmıştık. Bir gün işte ben hikayeyi açtım böyle çeviriyorum. Bir baktım yayında kimse yok. Yani ben kendi kendime çeviriyorum. Çok, çok garipti yani. Onun yerine yani öyle bir durum olacağına ben o zamanımı videolar halinde çeviri yaparak bir kurs oluşturabilirim. O yüzden yayında genellikle şey yapmıyorum artık. Böyle düz çeviridir. Böyle sıkıcı olabilecek veya işte herkesin ilgisini çekmeyecek şeyler yapmıyorum. Böyle muhabbet sohbet veya belli bir konuda bilgilendirici konuşma en ideali gibi şu an için. Kahvaltı videosu daha paylaşın canlı canlı. Bahsederim. Şimdi şeyi okulda yaşamıyorum. Ev kiraladım. Şu arkadan da anlaşılıyordur. 1 artı 1 diyebiliriz. O yüzden kahvaltıda şey yapıyorum. Bu arada size tavsiye ederim arkadaşlar. Bir tane yani hem sağlıklı. Ben bayağı sağlık videoları da izliyorum. Kahvaltıda şey yapıyorum. Böyle 4 tane yumurtayı çakıyorum. Ondan sonra böyle peynir. Süzme peyniri koyup süzme peyniri ne kadar olabilir? İşte 50 gram, 100 gram falan. Süzme peynir yine bak daha şeyim yani yağ koydum. Ocağı açmadım. Ondan sonra 4 tane yumurtayı taktım. Daha hala ocak açmıyorum. Sonra peynir koyup böyle 100 gram falan peyniri parçalıyorum. Şu kepçeyle falan. Sonra orayı pişiriyorum arkadaşlar. İşte tuzunu falan baharatını koyuyorsanız onları koyuyorsunuz. Ondan sonra işte üzerine tabii ben şey tek başıma yaşadığım için bulaşık çıkmaması için aynı şeye tabağa bir de zeytin de koyuyorum işte 5-10 tane. Sonrasında tekrardan o yumurtanın üzerine şey
Farklı kuru yemişler de olabilir ama ceviz ve şu an bende badem var. Biraz ceviz, biraz badem koyuyorum. Ve o cevizle bademi de böyle işte yumurtayla bir de o yumurta peynir koyduğun zaman daha böyle güzel oluyor. Yani yumurta tek başına yumurta yediğin zaman 2-3 gün sonra soğuyorsun. Ama o peynirle birlikte gayet tadı güzel oluyor. Ve mesela ceviz de tek başına yediğin zaman böyle bıkabiliyorsun. Ama o şeyle yumurtayla birlikte veya o zeytinle birlikte o ceviz de arada güzel gidiyor. Ceviz de çok faydalı. Veya en güzel şeyi de etkisi de sabah mesela işte atıyorum 9-10 gibi yediğim zaman akşam 6-7'ye kadar tüm gün acıkmıyorum. Yani proteinle beslenmek aşırı sağlıklı. Mesela de ekmek falan yediğin zaman çok hızlı doyuyorsun ama 2 saat sonra böyle hem enerjin olmuyor ve acıkıyorsun. Yani o yüzden tavsiye ederim. Böyle yani yumurtayla yani 4 tane falan böyle yani çok yiyorsan 5 tane de olabilir ama çok abartmaya da gerek yok. Sonrasında varsa işte kuru yemişleri falan da onunla yediğiniz zaman bu aralar şeyim ya kahvaltım o. Ve sağlıklı da. Yani uzun süre tok tutuyor. Yani hiç ekmek yemiyorsun ama şeysin yani böyle 6-7 saat hiç acıkmadan gayet durabiliyorum. Tavsiye ederim. Öyle hem pratik de yani böyle kahvaltı yapmaya böyle uzun uzun kahvaltı hazırlamaya üşeniyorsanız bunu deneyebilirsiniz. O yüzden şu an böyle kahvaltıda canlı yayın yapma çok böyle mantıklı olmaz. Yani bir yemek yapma videosu gibi şey olur. Evet kanalda çok farklı videolar da koydum ama onu da bilmiyorum yani gerek yok bence. Şey olabilir belki ev vlogu. Orada ben evde çok dağınık şimdi. Onu yapmak için, o video çekmek için benim evi temizlemem lazım. Böyle bayağı düzgün bir şekilde. Her yeri ona üşenip çekmem büyük ihtimal. Ama ev merkezde olduğu için şey küçük. Kirada 3200 yuan veriyorum. Ama böyle çok istiyorsanız arkadaşlar dışarıda yani farklı gördüğüm yerlerinde vlog çekmeyi çok fazla istemiyorum. Öncesi çekiyordum. O sebebinden de bahsetmiştim. Ama böyle belli başlı noktalarda şey yapabilirim. Çekebilirim belki. Fokoyan hoş geldin. Neresin hocam şimdi? Çin'deyim. Çin'in Nanjing şehrinde burslu doktora yapıyorum. Havacılık alanında. 40 lira olarak ne kadar ediyor kira? Al bakalım. RMB 3,84. 1 RMB 3,84'müş. Ben 2015 yılında buraya gelmiştim. O zaman 1 lira 2 şeydi. 2 yuan'dı. RMB'di. İki kat daha değerliydi yani. Ben o zaman KYK'dan aldığım parayla falan burada böyle kıt kanat da olsa geçinebiliyordum. Şimdi 3260 veriyorum. 12.513 Türk lirası. Aa, burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada fiyatlar hep şey sabit. Yani pandemiden önce de böyleydi. Burada enflasyon 0 denecek kadar az ya. Şey yapalım. Bak göstereyim arkadaşlar size. China ne diyebiliriz? Inflation rate. 23. Bak 0,1. Yani bunu şey düşünebilirsiniz. İşte ülke baskılıyor falan. Bizdeki tweet'teki muhabbet gibi düşünebilirsiniz böyle. Yani bir yandan kısıyorlar falan filan. Ben burada yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten de böyle yani. Ve burada hiçbir fiyat artmıyor. Yani pandemiden önce buraya geldim ben 2019'da. Pandemi geçti. Yani son tüketici olarak ben dışarıdan da yemek alıyorum sürekli. Hani fiyat yok artmıyor yani. Mesela sebze meyve aldığım zaman da hep aynı. Ben atıyorum 20-30 liralık sebze alıyorum. Onunla mesela yemek yaptığım zaman böyle 4-5 günlük yemeğimi yapabiliyorum yani. Şimdi burada tabloda siyah olan ne? Sos. Aynen burada %1 arkadaşlar. %1, %3 falan. Hatta şeyle bak şey göstereyim size. 40 yıllık. Ya şimdi Çin işte çok gelişti falan diyoruz ama 40 years diyelim.
Bak 87'den 23'e kadar, 2023'e kadar. Burada arkadaşlar bak. Şey yaparım. Burada görüyorsunuzdur herhalde. Burası Çin'in. Bak 87'de %7. Ha, bu 80'li yıllarda hatta bir şey bir isyan falan bir eylemler falan olmuş sanırım. Onlar yine enflasyonu etkilemiş olabilir. Burada %18 çıkmış yani. Sonrasında 94'te %24. Sonra şurada 98-99'da eksi enflasyon. Bu aslında bu çok iyi değilmiş sanırım. Benim ekonomi okuyan arkadaşlar var. Eksi olması da o kadar iyi değil. Ama burada eksi olan dönemlerde var. Yani ekonominin durağanlaştığını falan gösteriyor buradan. İnsanlar hiçbir şey almıyor falan. Bu da aslında ülkelerin istediği bir şey değil. Sonrasında burada bakın arkadaşlar 2000 yılında bak 0,35. Yani 2001 0,72. Bak 2000'den sonra yani enflasyon bak yok denecek kadar az. 2002 eksi işte yüzde eksi 0,73. 2003 1,13. 2004 3,82. 2005 1,78. 2006 1,65. 2007 4,82. 2008 5,63. 5,93. Sonra 2009 yine eksi 0,73. 2013 %3. 2011 %5. %2. %2. 2014 %1,92. 2015 yine %1,44. 2016 %2. Bakın burada arkadaşlar ben 2000 şeyde gelmiştim. 2015'te gelmiştim buraya değişim öğrencisi olarak. Harbiden o zaman yediğim yemek yani 1-2 yuan falan artmış. Bakın kaç yıl var hala? 2023'te de 8 yıl var. 8 yılda 15 yuana yediğim şey 16-17 yuan falan oldu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani buradaki verileri normalde Türkiye'de yaşıyor olsan ha, bunlar kesin işte şey oynanmıştır diyebilirsiniz ama gerçekten de böyle. Yani inanması güç Türkiye'de yaşayınca veya Türkiye'deki o artık şu an bilmiyorum enflasyonu falan %200, %300 olan enflasyonlar var. Bir tane mesela bir tane video izledim. Mesela pirinç bile ya. Yani böyle çok şey makarnadır, pirinçtir. Geçen seneye göre mesela %200, %300 artmış. Yani çok temel gıdaların falan. Ya bir noktada böyle bir şey var. Bir noktada %2. Türkiye'ye bakalım. 22 %72. Ya o da nasıl %72 olduğunu biz de biliyoruz yani. Arası da %72 değil o. Abi Türkiye'nin arkadaşlar bir şey de var. 1960'tan itibaren bak bizde tutulmuş. 60 %5. Sonra %3, 3, 6, 1. Bak 64'te %1,12 görmüşüz. Bundan daha az. Belki bu rekor olabilir. 1964. 65, 4. Sonra 8, 13, 6, 4. 7, 19, bak 71, 15, 13, 23, 21, 17, 25, 61, bak 78, 61, sonra 79, 63, 80'de 94, %94, 80 darbe oldu sene değil mi? Yani bu şey var ya, yani bak Türkiye'de hani bu AK Parti'ye oy veren dayılar da şey diyordu. İşte biz zamanımızda şöyleydi, böyleydi falan. Yani Türkiye'de hani baktığın zaman aslında şey bak 94'te %105. Yani ülkenin enflasyon oldu mu olası sorunu yani. Baksana. Ya yani şu anda da hani bir şey de değişme yok. Yani bunlar kötü yönetti, AK Parti iyi yönetti diye bir şey yok. AK Parti'nin de sonu aynı. Bir başta ilk geldikleri zaman iyiydi. Yani ilk 8 yıl bence iyi. Ondan sonra yavaş yavaş böyle sıkıntıya giriyor. Maksimum 94'te 105. 94'te kim vardı? Çiller mi? Çiller döneminde çok sıkıntı. Bak yani tek de 105'te değil. Sonra %89, 95, 96, 80, 97, 85, 98'de 84, 99, 64, 2054. Yani burada neredeyse 2 yılda bir bütün ürünlere en az 2 kat zam geliyor gibi düşünebilirsin yani. Bugün bu sene işte 100 ise seneye
150, 160. Ondan sonra direkt 230 falan bu şekilde artıyor. Yani bu Çin'le kıyaslayınca hani şeyleri düşünüyoruz ya, Çin niye bu kadar böyle şey? Ben bu özellikle bu tabloyu da daha öncesinde bir ekonomi okuyan bir arkadaşla da, hatta şey şimdi akademisyen bir üniversite çalışıyor, değerlendirince şey anlıyorsun yani. Harbi bu ikisi de ülke ama ikisi iki ülkeyi de yönetenler arasındaki fark. Hani ben burada şey de Çin'deki o şeyi de seviyorum yani, devlet adamlığı. Yani çok fazla böyle anlamıyorum ama mesela burada Xi Jinping her şeye çıkıp konuşmaz yani. Burada atıyorum bir konu varsa ekonomiyle ilgili ekonomi bakanı konuşur veya işte yurt dışı ile ilgili bir şey varsa burada Dışişleri Bakanı falan konuşur. Yani burada şey baktığın zaman da yapılacaksa bir eylem şey bir aksiyon falan filan mantıklı bir şekilde yapılır. Yani Türkiye'de oldum olası Atatürk'ten sonra maalesef adam akıllı ülkeyi yöneten birisi başımıza geçmemiş. Büyük bir sıkıntı. Valla şimdi 30 yaşındayım ya, bundan sonra yani bir 30-40 yıl daha yaşasak 40 yıl içerisinde düzelir mi bu tablo? Benim umudum yok. O yüzden Çin'deyim zaten. Yani umudum olsa Türkiye'den ayrılmazdım. Ama şey yani tek bak bu şu dönemde özellikle bayağı bir enflasyon yüksek. Hani şeyde de biraz şey var. Hani bizim zamanımızda da şöyle arttı böyle arttı diyen dayılar da haksız değil. Artmış yani. Buradan hani o dönemi yaşamana gerek yok. Burada baktığında anlayabiliyorsun. Sonrasında bak bir de Çin'in şey de iyi. Ona nasıl bakabiliriz? RMB, dolar kuru. Orada da bir oynama yok yani. Bir stabilite önemli. Ve adamlar o stabiliteyi yapmışlar yani, kurmuşlar. Onu nasıl şey yapabiliriz? Araştırabiliriz. RMB USD'den şey yapalım. Bakalım böyle bir şey yazdım. Türk chart. Ha, 35 yıllıkmış. Bakalım 35 yıllık değişim. Ha, 82'den itibaren mi? Change. Şurada arkadaşlar bir dolar kaç RMB? 82'de arkadaşlar 1,90'mış. RMB ya yani 1 dolar 1,90 yen. 1,95 sonra 2. Burada bak artıyor. Nereye kadar artıyor? 8. 8'e kadar artmış. Bu 2000'e kadar. 8 olmuş. 2005'te. Bak ondan sonra böyle 8. Sabit. Ondan sonra 2006'dan itibaren düşmeye başlıyor. 7000. Sonra 6'ya düşüyor. Ve burada 2015'te arkadaşlar 6,28'de. 2015'te de zaten Türk lirasıyla şeyde de 1 dolarda 3 Türk lirası falandı. 3,2 falandı. O yüzden de şey yani 1 lira 2 RMB yapıyor da. Bizim para daha değerliydi. Ondan sonra burada bak 2015 itibaren de yine 6'yı şey yapmışlar. Ya bu stabilite çok önemli. Yani burada direkt yani şeyde değil mesela Japon'dan da bunu çok net anlarsın. 1 dolar bayağı bir 1000 falan olması lazım sanırım. Bir bakalım. USD to yendi değil mi? Japonların parası. Japan. Bak 149.022 Japon yeni 1 dolar. Ama burada önemli olan stabilite. Yani o stabilite şeyi olacak. Yani bu ne denir işte ekonomideki güveni sağlayan şey aslında stabilite. Yani sen bu sene atıyorum dolar neyse seneye 2 yıl sonra 3 yıl sonra da doların neredeyse buralarda olacağına kendin güveniyor, emin olman lazım ki yatırımını, hamlelerini ona göre yap. O yüzden de burada adamlar bak nereden? İşte bu şey de yani 8'den itibaren bak düşmeye de başlamış. Yani burada
94'ten itibaren 8'i görmüş 94'te. Ondan sonra işte yavaş yavaş böyle azalıyor. 6'ya kadar falan böyle 6 küsura kadar inmiş. Hep böyle 6'larda oynamış. Sonra 7'yi gördü. Şu anda işte 7.20, 7.30 falan. Onun sebebi de şey. Amerika şey faiz yükseltiyor. Çin biraz daha şey yavaş davranıyor. Onun sebebi de şey diyebiliyorum. Burada da işte ekonomik böyle durağanlaşmasını engellemek için biraz hareketlenmesini istiyor. Çünkü faizi yükselttiğin zaman onu mesela bu ekonomi arkadaşlarla şey demişti. Bu faiz yükselttiğiniz arkadaşlar bir ekonomi durağanlaşıyor. Onun sebebi de şu an böyle şey ekonomist gibi şey yapmayın, algılamayın. Sadece arkadaşlardan öğrendiklerimi şey yapıyorum. Burada aslında enflasyondur. İkisinin arasındaki ilişki de biraz böyle karmaşık. Ama faizin yükselmesi eğer ekonomi canlandırmak istiyorsan çok da iyi değil. Çünkü şey yaptığın zaman faizi yükselttiğin zaman Merkez Bankası'ndaki normal bankalar da faiz yükseltmek zorunda kalıyor. Ama sen mesela bir şirket açacaksın. Küçük işletmeler ve büyük şirketler hepsi bunların bankayla işi yapıyor. Bankadan kredi çekiyorlar falan. Adam bankadan kredi çektiği zaman daha yüksek faiz ödemek zorunda kaldığı için küçük şirketler batabiliyor veya şey yani adam daha fazla para vermek zorunda kaldığı için bankaya ekonomik olarak küçülmeye gitmek zorunda kalıyor. Bu da ne oluyor? İşçi çıkarıyor şirketler. İşçi çıkarınca ortada işsiz insanlar artıyor. Bu bir devlet için sıkıntı. İki, insanlar ekonomik durumlar için işsiz kaldığı için adam sen mesela şeysin yani 20 bin lira birikimin var veya 20 çok az ama 100 bin lira biriktirdin. İşsiz kalma tehlikesi karşı karşıyasın. Alışveriş yapmıyorsun. Yani işte şeyler kötü gidiyor, hissediyorsun bunu ve o parayı harcamıyorsun. O parayı harcamamak ülkenin genel olarak ekonomisi için kötü. Ülkede işte sürekli senin parayı harcamanı istiyor. Yani ülkenin işte al ver ekonomiye can ver sözü var ya. Yani o cidden çok önemli bir şey. Miş yani ben yine kendi bu öğrendiklerimi anlatıyorum size. O yüzden şu an Çin'de de şey var. Mesela bu işte genç işsizlik oranı %20 falan. Biraz daha bu ekonomiyi canlandırmak istiyor. Bir de Çin'de de arkadaşlar kültür olarak da şey var. İnsanlar tasarrufu çok fazla şey yapıyorlar. Mesela adam para var direkt ev alıyor. Yani böyle işte şey yapayım böyle har vurup harman savurma yok. Atıyorum para var direkt olarak yani ben sonuna kadar harcayayım. İşte maaşın hepsini bitireyim gibi kafa yok. Yani böyle %30'u 40'ını harcıyorsa diğerini biriktirip ev falan alıyorlar. Yani Çin'de şey var. Garip bir kafa var. Ben hatta bir tane kızla tanışmıştım. Kızın Şanghay'da 3 tane evi vardı. Yani Şanghay'daki evde bilmiyorum. Tanesi böyle 5, en az 5 milyon dolar şey 5 milyon yuan falandır. Ve şeydi yani kız kahveyi bana ısmarlatmaya falan çalışıyordu böyle. Yani, ben ısmarlayacaktım zaten ama şeydi yani fakir ayağına yatıyor da. İşte bende para yok. Şöyle muhabbette falan işte ben çok çalışmam lazım falan. Sonra 3 tane evi var. Yani Çinlerde kafa yapısı çok farklı. O yüzden hani Çin bu devlet için halkın sürekli harcamaması sıkıntı. Çünkü insanlar bir şey alıp vermezse o ürünü üreten şirketler ters sıkıntıya giriyor. Para kazanamıyorlar. Onlar para kazanamayınca kapanmak zorunda. Kapanınca orada çalışan istihdam ettiği işçiler, insanlar açıkta kalıyor. O insanlar da buranın vatandaşı ve onlar işsiz kalınca daha da sıkıntı oluyor. Ama burada aslında şey bir kısır döngüye giriyor olay. Yani bu faizi direkt burada yükseltmemelerin sebebi var. Ya Türkiye'de ama şey bizde nasıl olduğu için bilmiyorum ya. Türkiye'de bu kafayla da yükseltildi yani düşük tutulduğunu düşünmüyorum enflasyona. Reis canı öyle istedi. Öyle yapıyor o. Türkiye'de farklı parametre işliyor. Ama genel olarak yani bilim açısından baktığımız zaman enflasyonu şey faizi uçuk seviyede yükseltmek de çok da iyi değilmiş. Bir şey daha mesela yani hakim olmadığım konuda bu kadar böyle konuşup zaten biliyorsundur da bir noktada artık Türkiye'de herkes ekonomistleri izleye izleye hepimiz ekonomi uzmanı olduk bir noktada. Ama şu tablo arkadaşlar şey yani böyle yani ben atom tüketiciyim burada bir de yabancı bir insan olarak bile şey güveni veriyor. Çin bana yabancı olarak bile bana şey güveni verebiliyor. Ben şu an çok rahat bir şekilde şey diyebiliyorum yani. İşte Udemy'den atıyorum gelirim belli. Ne olacağını az çok işte kurs üretmeye devam edersem işte gelirim artacak. Ben bu gelirle Çin'in
burada Nanjing'de veya işte başka bir şehrinde nasıl bir hayat yaşayabileceğimi kestirebiliyorum. Yani ben 5 yıl sonra işte şöyle bir gelirim olursa böyle bir hayat yaşarım. İşte şöyle imkanlarım olur. İşte ayda bir yere tatile gidebilirim falan filan. Planları çok rahat bir şekilde kurabiliyorum. Çünkü bu veriler ve burada edindiğim 4 yıl tecrübe, bu enflasyonun falan yüksek olmaması bana bu özgüveni veriyor. Ben ileriye yönelik çok güvenli bir şekilde plan yapabiliyorum. Yani ben bunu içine geldiğim zaman ne kadar önemli bir şey olduğunu anladım. Yani Türkiye'de şu andan iş çığırından çıktı ama %15, yani önceden de yani Türkiye'nin baktığımız zaman stabil hali bile şey. Burada mıydı? Neredeydi? İşte o sürekli işte %50, %60 falan filan şey, yani %10, %15'ler falan bir noktada çok. O yüzden şey göremiyorsun ya. Atıyorum sen bu ay, işte bu sene maaşı 20 bin. Yani oturup böyle işte ben bu maaşla 2 sene sonra şöyle birikim yaparsam şunu yaparım, bunu yaparım. Yani hayal kuramıyorsun. Yani bu bence çok sıkıntı. Çünkü bir noktada senin özgürlüğün yokmuş gibi. Sen çok doğal bir hakkın olan yani gelecek planını yapmanın elinden alıyor aslında bu enflasyon durumu. Veya yurt dışıyla falan şey yapıyorsan mesela kur. Yurt dışı ile ilgili bir planın var, atıyorum bir şey yapacaksın. Doğal kurdan enflasyon da direkt etkiliyor ama. Sen atıyorum işte şey yapacaksın. İşte vizeye başvuracaksın falan, bir Amerika'ya gitme şeyin var. Sürekli kur değişiyor falan. Yani adam akıllı durduğun yerde bir plan yapamıyorsun. Yani sürekli anına ayak uydurmak zorundasın falan. Bu düşününce aşırı yorucu bir şey. Yani Çin'de o konuda benim kafam çok rahat. Ve yani Çin'in bence en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Yani enflasyonun düşük olması, böyle sıfıra yakın olmasının ne kadar önemli olduğunu gerçekten yaşamak gerekiyor yani. Yani onun verdiği kafa rahatlığı başka hiçbir şeyde yok. Umarım Türkiye'de de bir gün bunu tecrübe ederiz. Türkiye'de para biriktirerek ev almak artık bir hayal. Kredi alsan bile yine ev alamıyorsun. Fiyatlar çok uçtu. Daha da uçmaya devam eder. Ya aynen. Yani evde çok başka bir durum var. Çünkü şey, mesela gıda enflasyonu hadi şey olsun ya, TÜİ falan salla. %150, %200 olsun. Eve bakıyorsun, ev bambaşka. %500 falan artıyor. Yani mantıklı bir açıklama çok yok ama anlaşılabilir. Yani insanların şeyde, bu bir tane videoydu, aşırı mantıklı geldi. Yani devlet de aslında bu fiyatın böyle olmasını biraz bir noktada destekliyor. Yani ben Çin'i görünce aslında üzülüyorum yani. Harbiden işi bilmeyenlerin başta olduğu zaman, yani ben Çin'de aslında şey, yani gördüğüm zaman buraya geldiğimde fark ettiğim şey, bir ülkenin gelişmek, şu an Çin diyoruz ya işte ekonomik olarak uçuyorlar, teknoloji çok gelişiyor, şu oluyor, bu oluyor, işte Çin'e sürekli haberleri duyuyorsunuzdur veya işte videolarda falan. İşin içindeyim. Aslında adamların yaptığı çok temel iki şey var. Yani bu iki şey yaptığı zaman gerisi geliyor. Bir, adamların parası var. Her ülkenin olduğu gibi Türkiye'de de para var. İki, adamlar bu parayı işi bilen adama veriyor ve sen bu işi yap diyor. Aslında bu kadar yani. Bu işte liyakat dediğimiz olay. Yani Çin'in aslında tek yaptığı şey elindeki parayı işi bilen adama vermek. Atıyorum işte bir bakan mı olacak? Bakansa işi bilen, o olaya hakim adamı oraya getirecek. İşte ben ne diyorsam yapsından ziyade. Ki Çin'de de mesela şeyi de belki düşünüyor olabilirsiniz. Yani Türkiye'de Çin'le ilgili bilinen bilgilerin %95'i yanlış zaten. Böyle efsaneler çok fazla dolaşıyor. Şeyi düşünebiliyor olabilirsin mesela. Şimdi Türkiye'de işte sen atıyorum AK Partili değilsen kamuda hiçbir yere gelemezsin. Ne kadar kendini geliştirsen geliştir. Yani orada şey, adamların dediklerini yapmak zorundasın gibi bir durum var. Burada yine benzer bir durum var gibi gözüküyor ama burada çok farklı. Zaten burada tek bir parti var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada işte Komünist Parti ve bu partiye üye 50 milyondu sanırım. 40-50 milyon kişi var. Türkiye kadar nüfusun bir partiye üye olduğunu düşünün. Ve sizin zaten bir kamuda çalışırken burada şey, yani atıyorum normal bir vakfa üye olmak gibi bir şey. Bu tarz işte bu partiye üye olmak. Ama burada şey bitmiyor. Yani partiye zaten herkes üye. Senin o partide bir yerlere gelebilmen için köpek gibi çalışıyor olman lazım. Zaten partide herkes almıyorlar. Yani senin belli bir statüye gelmen lazım ki o partiye girebilir.
Ya partiyi de seçerek alıyorlar yani. Böyle atıyorum, senin işte 5 para etmezsin, hiçbir şey bilmiyorsun ya. Kendini geliştirmemişsin. Partiye de giremezsen. Belli bir noktaya geliyorsun ve mesela atıyorum işte bakan olacaksın veya bakanlıktan ziyade belli bir noktaya yükseleceksin. Yani senin gibi bir sürü kişi var ve senin iyi yaptığı şeyle hak edeni oraya getiriyorlar. Mutlaka şeyler vardır hani torpil morpil ama büyük oranda hak eden insanlar, çalışan insanlar bir yere geliyor. Ben bunu nasıl biliyorum? Üniversitedeyim. Bir sürü işte benim Çinlilerle muhabbet ediyorum. Burada ben hiçbir Çinliden şey duymadım. Bazen böyle bir politik falan şeyler de konuşuyoruz. Yani Çin'e böyle şikayetçi olduğu noktalarda var mesela işte bu en son şey değişti. Xi Jinping mesela 2 dönemden 3-4 tane falan yükseltilebilecek yasayı değiştirdi mesela. Konuştum arkadaşlar şeydi yani. Abi işte yaşlanınca işte kötü şeyler yaparsa biz ne yapacağız falan böyle endişeleniyorlardı. Ama yani Çinlerde böyle sıkıntı olduğu zaman gayet bunu dile getirebiliyorlar. Hani böyle şey yok. Hani Kuzey Kore gibi kimse konuşamaz gibi bir durum yok burada. Ya yani o da dışarıdan öyle anlaşılıyor. Ve ben hiçbir Çinli üniversite öğrencisine arkadaşlar şey duymadım. Bir de Çinliler ben bu vloglarda falan da bahsetmişim, çekmişimdir. Mesela sabah 8'de sıraya girerek böyle kütüphane açılmasını beklerdim. Kütüphaneye girerler ve sabaha kadar, şey akşama kadar, akşam 10'a kadar sürekli kütüphane ders çalışırlar. Yani sabah akşam ders çalışır bu adamlar. Ve ben hiçbir Çinli'nin şeyini duymadım. İşte şimdi bu kadar böyle çalışıyoruz ama işte şey yaparız. Bizi kimse işe almaz. İşte atıyorum bağlantılı olan veya işte torpil olan işe girer diye birisini duymadım. Yani dediğini duymadım. Zaten böyle bir şey deseler bu insanlar 7/24 çalışamaz. Ve burada herkes şeyi biliyor. Yani rekabet çok yüksek. Şimdi nüfus çok fazla zaten. Sınavlar falan aşırı zor. Buradaki üniversite sınavı falan çok fazla zor. İyi eleme yapmaları için. Çok fazla çalışmaları gerekiyor. Ama şunun farkındalar. Çok çalışırsam çok çalışmayan kişiden ben daha iyi bir yerde olacağım. Yani bunun güvenini, bunun özgüvenini devlet vermiş yani öğrencilere. Ben bunu çok rahat görebiliyorum. Bu yüzden de bunu bildikleri için de varıyla yolla çalışıyorlar. Çünkü inanıyorlar yani. Ben çalışırsam iyi bir yerde olacağım, zengin olacağım, işte para kazanacağım veya istediğim bir hayat yaşayacağım. Çalışmıyorsan, yani çalışmayan bir insanla aramda büyük bir fark olacak. Bunu bildikleri için kafaları rahat bir şekilde sabah akşam ders çalışabiliyorlar. Bu ülkeyi de daha da geliştiriyor yani. Yeni nesil daha çalışkan, daha zeki oluyor. İşte ekonomik seviyesi arttıkça atıyorum 4-5 yaşında çocuklar İngilizce kurslarına gidip böyle şaka şakır İngilizce öğrenmeye başlıyorlar. Ve bunu yani bayağı büyük artık gün geçti daha büyük bir kesim yapabiliyor. Türkiye'de ise şu an bu liyakattan dolayı şey yani hadi üniversite öğrencilerini bırak lise, ortaokul bir tane röportajda ortaokul öğrencisi diyordu ya. Ben yurt dışına gideceğim diyor. Yani ortaokul öğrencisi. Sen yani daha ne ara işte bu politikayı falan dinlemeye başladın, anlamaya başladın da ülkenin umudu kestin. Hani liseliler de zaten şey oldu. Yani liseliler de böyle. Lise de başladı yani artık. Bu ülkeden bir şey olmaya çalışmaya gerek yok. Bunu sen işte liyakat ortadan kaldırınca tek şey olmuyor yani. İşte tamam benim eşim dostum zengin olsun olayı bitmiyor. Yani orada bitsin ne güzel. Yani tamam sen işte siz yaşarsın. Senden sonra atıyorum AK Parti gitti. Ondan sonra her şey düzelse tamam sıkıntı yok. Yani ülkenin yarısını yesinler. Ama ülkenin yapılan en büyük hata yani zarar bence şu. Yeni neslin bu liyakat olmadığı zaman üniversite bütün gençliğin sen şeyini, motivasyonunu kırıyorsun ve insanlar çalışmıyorlar yani. Şu an mesela tembeliyiz. Bence en büyük tembelliğimiz arkasındaki sebep de şey. Çalışmak için bir sebebimiz yok. Mesela bu motivasyonda bir tane motivasyon üzerine bir yayın yapmıştık. Orada mesela benim vurguladığım şey de yani nedeniniz. Eğer senin bir güçlü bir nedenin yoksa çalışmazsın ki. Yani eğer sen işte bir konuyu öğrenmek için mesela İngilizce öğretiyorum ben. Mesela bana çok fazla soru geliyor. Hocam niye işte nasıl İngilizce öğrenebilirsin? Şey diyorum ya sen İngilizce öğrenmek için bir sebebin var mı? Eğer İngilizce öğrenmek için güçlü bir sebebin yoksa oturup İngilizce çalışmazsın. Senin atıyorum mühendissin, öğrencisin. Sen eğer gerçekten o hak ettiğin bir noktada mühendisi olarak çalışmaya dair bir inancın yoksa üniversitede çalışmazsın ki yani. Seni o masaya oturtup sabah akşam ders çalıştıracak bir güç olması lazım. Bu işte Çinlerde var. Ben çalışırsam hak ettiğimi alacağım. Ama Türkiye'de yok. Bu neyi sağlayacak? Gün geçtikçe artık böyle daha tembel, böyle işte şey
daha bilinçsiz veya burada bilgi olarak da hani cahil de diyebiliriz. Bir nesil yetişiyor ve yarın AK Parti gitsin, başka bir şey olsun. Bu nesil devam edecek yani. Hani AK Parti ile birlikte bu işte motivasyonu, böyle hayat enerjisi bitmiş, hedefi kalmamış bu gençlik de bitmeyecek yani. Bunlar hemen bir anda aydınlanıp dahi olmayacaklar. Ve yani bu aslında en büyük etkisi, ülkeye olan etkisi bu. Yani ben şöyle bir yasa çıkarsak bak çok güzel olabilir. Enflasyonu anladığımız üzere arkadaşlar bu tek AK Parti ile olan bir şey değil. AK Parti'nin şey neydi? Sıkıntı ne? 20 yıl başımızda durdukları için artık bütün kollardan ülkeyi sömürüyorlar. Öncesinde en azından şey 4 yılda bir değiştiği için genel olarak bilmiyorum böyle 2 dönem yapan var mı yakın tarihte. Şey yani geliyorlar ama bütün organları ele geçiremediği için belli başlı yerlerden ülkeyi hortumlayıp ondan sonra gidiyorlar. Yani en azından o noktalar benim anladığım kadarıyla 90'lı yıllarda falan yine bazı noktalarda böyle sağlam devlet adamları var. Hani bir noktada artık dur diyen kişiler varmış. Şimdi artık öyle kişiler de kalmadı. Yani böyle her yerde AK Parti adamları var. O yüzden artık böyle hani yolsuzluğun da ucu bucağı yok. Şöyle bir yasa çıkarabiliriz bence. Bir referandum yapalım. Mesela yeni birisi geçti ya başa. Bu ne oluyor? Yıllık ülkenin geliri işte 1 trilyon lira olsun. Bunun %25'ini yani 250 milyon dolarını hemen şey yapalım. Ülkenin başına kim geçti atıyorum? Ali geçti. Ali ve ailesi 250 milyon Türk lirasını istedikleri gibi harcasınlar. Ama kalan 750 milyon doları yani TL'yi hak eden liyakatlı bir şekilde ülkeyi yönetsinler. Ben de bak böyle bir yasa çıkarsak çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum yani. Bu şu anki durumdan daha iyi oluruz. Çünkü diğer türlü bir parti başa geçiyor. Bu partiyi işte parayı yakınlarına iş yapmak için yok yasa değişiyor. İhale yasası falan 200 defa mı ne değişmiş yani AK Parti döneminde. Böyle şeyler değiştirmeyecekler. Seçildin mi? Tamam. 250 milyon Türk lirasını vereceğiz. Abi güle güle harca. Ama lütfen 750 milyon 750 milyon Türk lirasını yani hak edene hak ettiğini ver. Adam gibi yönet ülkeyi. Bence yani böyle bir yasa çıkarsak harbi diyorum güzel olur yani. Bugün yine sabahladık. Aynen bugün şey saat 1'e geliyor burada. Türkiye'de kaç arkadaşlar? 8'e mi geliyor? Ya şu an böyle biraz ekonomi falan konuşunca dertlendim. Ne kadar Çin'de yaşasam da arkadaşlar abi ülkenin durumu bir noktada artık şey. Bu seçim döneminde özellikle kafayı yemiştim ya böyle. Sonra röportajı izle 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 aptallaştığımı hissediyordum ya böyle. 2-3 ay video şey yapamadım. Yani ne kadar yani şu an mesela Türkiye'ye gerçekten dönmek istemiyorum. Yani böyle ülkeye ayrı umudum bir genç olarak. Ben de 30 yaşında genç sayılırım hala. Yani maalesef başımızdaki siyasetçiler tek bu arada AK Parti değil ya. Şu CHP'nin de Kılıçdaroğlu'ndan ne kadar yani adama hakaret etmeden duramıyorum. Yani kişiliksiz bir kişi olduğunu görmüş olduk. Bilmiyorum dava açamaz hala. Çin'deyim. Açsa da kazanacağını düşünmüyorum. Yani ne muhalefetinden fayda var ne başımızdaki işte iktidardan. O yüzden ya bir genç olarak ben umudumu kaybettim ama şeyim yani üzülüyor da insan. Hani bu ülke daha iyisini hak ediyor. Bakalım hayırlısı. Tapsiro hocam ticaret yapmaya ya da Çin'de kendi birimizle ilgili firmada çalışma düşünceniz var mı? Yok ticaret yapan arkadaşlarım var ama ben hiç şey yani karakter olarak uygun değilim ya ticarete. Burada aslında yapabiliyorsan güzel paralar kazanabilirsin. Tabii şeyde pandemi döneminde biraz şey oldu. Sekteye uğradı falan biraz sıkıntılar çıktı ama. O yüzden ben ticarete hiç girmeyi düşünmüyorum. Yani biraz önce bahsettiğim gibi işte YouTube'da video çekerken şeyi fark ettim ya. Ben öğretmeyi seviyorum. Şu an gündemimde çok mutluyum ya. Ben gerçekten öğreterek yani böyle sabah akşam bir şey öğreterek para kazanabilirim. Yani öğretmeyi sevdiğimi fark ettim ve Udemy'de de öğreterek bir şey para kazanabildiğimi fark ettim. Ben şey yolumu buldum yani. Sektör olarak da
İlk buraya geldiğim zaman ikisi arasındaydım işte. Hani böyle sektöre mi gideyim yoksa akademisyen mi olayım? Yine YouTube'la işte öğretmeyi sevdiğim için akademisyenliğe karar vermiştim. Sonra Udemy'nin akademisyenlikte daha mantıklı olduğuna karar verdim ve oradan ilerledim. Ya yani böyle bu 3-4 yıl içerisinde de şey oldu. Yani kendimi daha çok daha tanıdıkça düşüncelerim şey yaptı, şekillendi. O yüzden arkadaşlar yani bir şey planı diyorsanız ya ben şunu yapabilirim bunu yapabilirim diyorsanız bir deneyin. Mesela ticaret yapacaksın. Ticaret yapabileceğini düşünüyorsan anlatıyorum. Bir şey al sat. Hani 1 lira da olsa bir al sat onu tecrübe et. Neler oluyor neler bitiyor. Seviyor musun gerçekten? Hani böyle oturduğum yerden işte ben Çin'de olsaydım ticaret yapardım veya işte şöyle olsaydım. Böyle hayal kurmaktan ziyade bir şey yapın. Kendinizi görmek için çünkü denemeden bilemiyorsunuz yani. Atıyorum öğretmek, bir şey öğretmeyi seviyorsan sevdiğini düşünüyorsan özellikle bir dene, bir öğret bakalım. Gerçekten yapabiliyor musun? Eğer yapabiliyorsan ciddi bir şekilde yoğunlaşıp geliştirebilirsin. Ama yapamıyorsan da hemen oradan tam bunu ben yapamıyorum deyip başka bir şeye odaklanabilirsin. O yüzden mutlaka denemek gerekiyor. O işi yapabilip yapamadığınızı anlamak için. Çinlere Türkçe öğretin. Ha, olabilir ama çok fazla ilgi yok ya Türkçe'ye. Türkiye'ye turist olarak geliyorlar. Yani şöyle bir sıkıntı var aslında. Çinlilere İngilizce de öğretebilirim. Hatta bugün de bir arkadaş söyledi. Yani böyle çok o tavsiyeyi de çok alıyorum. Çinlilere niye İngilizce öğretmiyorsunuz diye. Birden fazla farklı sebepleri var arkadaşlar. Burada vergi muhabbeti de var. Bu vergi ofisinde bir çalışanla konuşmuştum. Eğer Türkiye'de vergi çok böyle saçma bir şekilde alınıyor ama burada şöyleymiş. Sen eğer parayı yurt dışından kazanıyorsan vergi vermene gerek yok dedi. Ama Çin'de kazanıyorsan yani Çinlerden kazanıyorsan para vergi vermen gerekiyor. Şimdi vergi vermen için senin çalışıyor olman lazım. Çalışıyor olman için de çalışma vizesi olması lazım. Ben şimdi öğrenciyim. Öğrenci vizem var. Öğrenci vize varken çalışamıyorsun. Yani bayağı bir şey. İş karmaşıklaşıyor. Yani ben burada Çinlilere öğretip Çinlerden para kazanırsam ve yakalanırsam yani ülkeden atılma gibi bir duruma da gelebilir. İlk başta bir ceza falan oluyor 5.000 ya. Ondan sonra 10.000. Ondan sonra 10 gün nezarethanede yatıyorsun sanırım. Veya kural da değişebilir yani. Başka şeyler de olabilir. O yüzden en sağlıklısı şey. Udemy'den öğretip yurt dışından para kazanmak. Ve şöyle düşünüyorum zaten şu an işte bir yıl daha şey yapacağım. İngilizce öğreteceğim arkadaşlar. Bu şekilde İngilizce kursları devam edecek. Türkçe konuşa İngilizce öğreteceğim. Sonra seneye bir yıl boyunca İngilizceyi şey Çince'yi İngilizce konuşarak yani tüm dünyaya da diyebiliriz. Yani İngilizce yani her dünyadaki herkes İngilizce konuşabilen alacak. Yani İngilizce konuşarak Çince öğreteceğim bir yıl boyunca. Burada da şey yapmak için. Ya yani şimdi ben mesela İngilizce öğretiyorum. Bir, bunun sebebi de şey. Ya yani ben zaten Udemy'ye, YouTube'a başlama sebebi de insanlar Çince öğreteyim. İşte ücretsiz bir şekilde şeydi. Burada da yine şeyde görmüş oldum yani. Gerçekten benim kurslardan alıp böyle İngilizce seven bir sürü arkadaş oldu. Yani o da bana müthiş bir özgüven verdi. O yüzden aklımda şey var. Bir roman çevirisine kadar. Şu an seviye kitapları var işte 30 tane falan. A1'den A1 bitirdim bu arada. A2'ye başlayacağım işte yarım falan çekerim onda. Bir 6 tane A2 kitap var. Ondan sonra B1 B2 deyip C2'ye kadar kalan kitapları çevireceğim. Bir 4-5 ay falan alır sanırım. Sonrasında da yine Ağustos'a kadar 2024'ün 4-5 tane roman çevireceğim. Harbi böyle şey sağlam orijinal roman. Hiç böyle basitleştirilmiş olmayacak. Bu şekilde böyle İngilizceyi güzel bir kapanış yapacağım yani. Benim işte Udemy'ye giren adamlar, insanlar seviye birden en temel seviyeden başlayıp kendisini kursları işte farklı farklı kursları böyle değerlendirerek roman okuyacak seviyeye kadar kendisini getirebilecek. Ondan sonra artık bir de insanlara herkese İngilizce öğrettiğim için benim kurs alan diğer kurslarım İngilizce konuşarak yapacağım. Bunun sebebi arkadaşlar şey yani şu an işte Türkçe öğrettiğim için sadece Türkiye'den insanlar alıyor. Ve siz buradan TL olarak para veriyorsunuz. Sonra Udemy kesintiler yapıyor. Bunu dolara çeviriyor. Ve bana dolar olarak gönderiyor. Yani
TL'nin değer kaybetmesi düzenli olarak ki kaybediyor zaten. Benim burada gelirime otomatik olarak yani aynı kişi sayısı alsa bile düzenli olarak benim kurslara daha az gelirim oluyor. Böyle bir de sıkıntı da var. Şimdi ileride de bilmiyorum yani şimdi şey var. Lider seçimden sonra daha da kötü olacak diyorlar ki bence de olacak bir şekilde. Şimdi işte Mehmet Şimşek var. Lider seçimden sonra reis bir ihtimal benim dediğimi yapmıyordu deyip onu şey yapabilir, gönderebilir ki bence yüksek ihtimal öyle olacak. O an bir kur yani 40-50 olsa benim direkt gelir burada 600 dolar diyorum mesela 300'e düşer yani. O kadar benim aslında şeyim yani riskli bir noktada aslında gelir olarak. E giderim aynı, giderim değişmiyor. Ama gelirim bir anda yarıya inebilir. O yüzden şey yapmam lazım. Benim özellikle doktora bitmeden geliri böyle dolara bazında da yaymam lazım. Yani atıyorum Amerika'daki bir adam aldığı zaman dolar olarak ödeyecek. Bana dolar olarak gelecek. Bunu işte risk azaltmak için yapacağım. Bir de şey yani şey de çok güzel. Daha öncesi de ben işte Çince'yi ve Python'u İngilizce öğretmiştim. Mesela 163 tane farklı ülkeden öğrencim var. Bak onu göstereyim bak size. O da güzel bir his yani. Ve tüm dünyada yani küçük ada ülkelerinden bile öğrencim var. Onun burada arkadaşlar şu haritada gösteriyor mesela. Türkiye'den 24 bin. Şu bütün mavi bu noktalar ülke mesela. Şurada bir tane ada var. Bak Cape Verde'de iki tane öğrencim var orada. Avustralya'dan 582. Mesela Amerika'dan 1217 tane öğrenci varmış. Bak Kanada'dan 186. Bir sürü 163 tane ülkeden öğrencim var. Türkiye 24 bin. Hindistan ikinci sırada 2918. Amerika 1217. Meksika 1191. Azerbaycan 1127. Bu şekilde arkadaşlar yani böyle hiç hayatında hiç uğramayacağın, gitmeyeceğin belki de ülkelerden öğrenci var. Yani o insanlar hayatına dokunmak gerçekten güzel hissettiriyor. Yani böyle İngiliz bir şey İngilizce öğretmekte ayrı bir şey var, hazzı var. Yani bir de şey, o kadar yani şey de bence güzel bir örnek de olmuş olacağım bence size. Tam İngilizce şey yapıyoruz, konuşuyoruz falan burada şey, İngilizce öğrenmek çok önemli, şu bu hikaye okuyoruz, öğreniyoruz falan filan. E bunun sonunda ben şey yaparsam bir de, Çince'yi falan Python'u İngilizce öğrettim ve güzel bir gelir elde ettim. Yine yayınları devam edeceğiz. Yani size şunu dedirtebilirim belki yani. Ha bak hoca işte İngilizce öğretti. İngilizcesini kendisi de geliştirdi. Şimdi İngilizcesini kullanarak daha iyi para kazanıyor. Hani burada şey diyoruz ya, niye İngilizce öğreniyoruz? İşte kendimizi geliştirmek için, dünyayla iletişime kurmak için. E sen İngilizce öğrendiğin zaman iletişim kurman lazım bir şekilde yani. Eğer sana İngilizcenin C2 seviyesinin İngilizcen var ama hiç kullanmıyorsan bir anlamı yok. Sen o İngilizceye yıllarca yatırım yapıp geliştirdiysen o İngilizceyi kullanıp o emeğin de karşılığını alman lazım. Ben de mesela öyle almayı düşünüyorum. Yine zaten kurslar yaparak da hani İngilizceden de para kazanıyorum. Bu şekilde de yani size de böyle ilham olabilirim diye düşünüyorum. Yani burada arkadaşlar ben şey olarak bakıyorum yani mesela bir iş yapıyor, bir şey yapıyorsam en az böyle 3-4 tane faydası olması lazım. Yani bir taşla iki kuş da değil böyle 3-4 tane kuş vurabileceğim hamleler yapıyorum genellikle. O yüzden de tavsiye ederim. İlkokulda resmi olarak çalışıyor. Tabii ki anlamadım bu arada. İlkokulda resmi olarak çalışıyor derken kim? Burada saat 1'e geliyor arkadaşlar. Böyle başka sorunuz yoksa ben yavaştan şey yapayım. Kapatayım. Burada bu son senin linkini ben paylaştım mı? Chat PDF'i unuttum. Bak bu da çok önemli ya. Bak chat PDF. Şunu bir şey yapayım arkadaşlar. Burada bu şeydi. Sciespace. Link böyle karmaşık ama nereye açacak bilmiyorum. Ama bu siteye ulaşırsınız oradan. Bu chat PDF'i de arkadaşlar şunu da ben bir göndereyim. Bak bu chat PDF de çok iyi. Ben bunu nasıl kaçırdım ya? Bunu ben çok kullanıyorum.
Burada arkadaşlar bunda bir tane burada new chat diyorsunuz mesela bir tane PDF yüklediniz. Yüklerseniz şurada mesela ben PDF yükledim. Solda PDF var. Burada PDF ile ilgili arkadaşlar sorular sorabiliyorsunuz direkt olarak. Burada hani akademik makale okuyorsanız burası daha iyi ama bir tane roman atıyorum. Bir tane ders kitabı da diyebiliriz. İşte edebiyat okuyorsun atıyorum veya sosyal bir bölüm. PDF'i var elinde. Hoca şey sordu işte. Bunun mesela kitabın özetini çıkarın. Veya işte şu bölümün çalışın. Atıyorum işte bir tane chapter şey yaptı. Bu chapter'la ilgili quiz yapacağım dedi. Atıyorum ilk bölümle ilgili. Buraya şey diyebilirsiniz yani. İlk bölümle ilgili bana işte 50 tane quiz oluştur. 50 tane soru oluştur deyip mesela o ilk bölümdeki bilgileri kullanarak sana burada quiz oluşturur. Sen o quizler üzerinden bölümü çalışabilirsin gibi gibi. Ben ne yapıyorum burada? Kurslarda ödev bölümünü görmüşsünüzdür. Aldıysan her kitabın sonunda ödev var. Burada şey diyorum. Can you give me five creative questions about story diyorum. Bana 5 tane soru veriyor. Bu hikayelerle ilgili. Mesela burada işte ekstra bir karakter eklersen hikayeye bu kim olabilirdi ve hikayeyi nasıl değiştirebilirdi? Bak gayet çok güzel, yaratıcı bir soru. Böyle 5 tane soru açsa bir de ben bunu kendisine soruyorum. Kendisi de güzel bir şekilde cevaplıyor. Yani bir alternatif bir cevap veriyor. Yani soruları ödev olarak ekliyorum. Bu cevapları da örnek cevap olarak ekliyorum. Mesela kendim bunu bu şekilde kullanıyorum. Yani siz ders çalışırken hukuk okuyorsunuz atıyorum. İşte bu burada PDF'ini koyup yani bölüm bölüm